7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton'u çıkarttılar. Hepsi benim etrafımda dönüyor ama. Ben ölümü beklerken yeniden doğdum dünyaya. Ben evliliğin birçok yönünden sınandım. Abim bir şey için bana gelmek istedi. Ben çıkamam dedim çünkü yüzüm uygun değildi görmesine. Oo. Görmesini istemiyordum. Aldatılmak, şiddet. Annem de bana bakarak bana annelik yapmayı şu anda arkadaş gibiyiz. Annem de babam da bizden öğrendi. Üzüldüm, çok üzüldüm açıkçası. Ben muhtar adayıydım bu seçimde. Aa, sen iyi misin kız? Biri bana bir şey yapamazsın deyince hırs yaparım. Al. Aşure mi? Teşekkür ederim, geldiniz. Gel ya, harika yaptınız. Daha kayıyordum, getir üstüne oturayım. Sen de buna inanırdın. Bak stresin gelince böyle yap. İnadına yaparım. Güneş Hanım, bu kadar komik olduğunuzu bir haftada niye saklıyorsunuz bizden kız? Ben sıradan ve basit bir masa beklediğimi söylemiştim röportajımda. Niye? Aynen de öyle oldu. Yukarıdan bakıyor ya insanlara, masaya o? Falan yemeklere de. Siz bence gözünüz kör bugüne. Saçma sapan konuştu. Yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz. Size ne? Niye mi ki böyle bir ihtiyaç duyuyorsun? Hayır şey. Hayır, hep binalı bir bas. Mantıksız cevaplar olduğu için. Ne? Benim enerjimden beslenmeye çalışıyor. Gördüğüm en kötü pilav. Gerçekten tatsız bir şey yiyorum ben. Sanki makarna kalmış biraz, biraz da pilav da kalmış. Çok ayıp bir şey bence. Ayşegül'üm, sizden ummazdım. Neden? Bende de emek vardı. Ben kocamı şey çağırıp da mangal yaptırmadım. Siz niye kendinizi bu kadar ezik görüyorsunuz ya? Dün gece düşünmüş bugün için. Ne yapsam da kendimi göstersem diye. Bu haftanın birincisi madalyanın sahibi, 50.000 TL'nin sahibi. Güneş ufukta şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Tararararara. Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Esirdi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. En Hamarat Benim'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Haftanın son gününe geldik. Hepinize hayırlı cumalar bu arada. Heyecan doluyuz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bugün 50.000 TL'nin sahibi belli olacak. Ama onun öncesinde Güneş Hanım'ı merak ediyoruz. Bir haftadır Güneş Hanım için çok fazla yorum yapmıyorsunuz dediler. Güneş Hanım da ben boş konuşmayı sevmiyorum dedi. Hadi bakalım Güneş Hanımcığım. Kim boş konuşacak, kim dolu konuşacak, kim ne kadar hamarat, bugün hepsini göreceğiz. Hazırsanız Güneş Hanım'ın kapısını çalıyoruz. Hadi buyurun. Bugün programımıza Mersin'den katılan bir çocuk annesi, ev hanımı, iddialı yarışmacı Güneş Hanım'a konuk oluyoruz. Çok ama çok heyecanlı. Haftanın finali için biz hazırız. İsmim Güneş Yılmaz. Mersin'den geliyorum. 37 yaşındayım. Bir kız çocuğu annesiyim. 14 yaşında ergenlik çağında bir kızım var. 11 yıl önce babasıyla ayrıldık. Annem, kızım, ben olarak yaşıyoruz. Ev hanımıyım. Hayatımda birçok zorluğa rağmen güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hoş günaydınlar geldiniz. Efendim. Günaydın. Güneş, kız Güneş abla esnattan güneş gibi parlıyorsun yemin ediyorum. Ay özür dilerim, üzerinizi kirlettim. Kız Güneş abla, Allah canını almasın, mahvetti üstümü. Neyse hallederiz, makine nerede? Buyurun, geç, göstereyim. Geç. Bugün günümüz çok hızlı geçecek, çok güzel geçecek, enerjik geçecek. Her şeyi başarıyla tamamlayacağım. Son günde hamaratlık nasıl olurmuş herkese göstereceğim. Ah ablam, ah ablam. Heh, iyi de deterjanlar da buradaymış. Şimdi leke meke kalmaz ama tabii dozunu iyi ayarlamak lazım. Orası öyle Kadir Bey. Her şey dozunda iyi. Ne az ne fazla. Tamam, bu çalışırken biz evi gezelim sonra hallederiz. Şöyle salondan başlayalım, hadi geç abla. Arkadaşlarımı samimi karşılayacağım. Bugün onlar benim misafirim olduğu için onların parlamasını istedim. Onlar güzel gözsün, ben ev sahibiyim, onlara hizmet edeceğim. Bunlar bizim yöresel kıyafetlerimiz. Biz bir yere giderken çok şık giyiniriz ama evimizde mütevazı bir şekilde şalvarımızla, ev halimizle karşılarız. Kız Güneş abla, bir şey diyeceğim.
haftanın 4 günü turneye çıkan Safiye Soyman gibi gezindiğinde bugün niye böyle sadesin sen? Ben bugün seni daha böyle tarlatan falan bekledim. O yemeği sunarken olacak. Şu anda misafirlerimiz kahvede karşılarken sıcak bir karşılama olsun istedim. Bir de misafirlerimiz evin yıldızıdır. Ben güneş olsam da. Öne çıkmayın onlar dedi. Öne çıksın kahvede. Burada alt mesajı aldınız mı? Onlar yıldız ışıklarını benden alıyorlar. Ben güneşim. Sen bile o mesajı aldıysan benim seyircilerim hayli hayli almıştır. Niye ben güneş sistemini biliyorum ki? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton'u çıkarttılar. Hepsi benim etrafımda dönüyor ama. İddia deyince de güneş yanım. Peki şöyle bir senin kendi evin miydi? Yok hayır, sen nereden gelmişsin değil. Güneş ama? Mersin'den geliyorum. Mersin'den gelmişsin. Buradan Mersin'e de selam olsun efendim. Salonumuz güzel küçük. Evin manzarasına bayıldım. Evet, tam çok bir güzel. Yeşillik. Baksana kocaman teraslı balkonu var. Evet ben de mis beğendim. Mis gibi. Koltuklarda leke falan var mı abla? Sanki şu kısımlarında birazcık, biraz, ağız kısımlarında tabii. Var. Halı zaten koyuyla yemek yapacağımız mutfağı merak ediyorum. Geçin evet. De mutfağa bakalım. Herkes benim sessizliğimden ötürü az konuştu. Bilgi sahibi değil demişler. Öyle olmadıklarını bugün görecekler. Yiyerek görecekler. Güneş ablacığım çok teşekkür Buyurun. Ederim. Güneş Hanım koridorda dedi ki en büyük ödül dedi sizinle yarışmak dedi. Ben dedim ki canım ablam sizin sayenizde ben buradayım. Aramızda güzel bir bağ oluştu koridorda da. Sen duymamışsındır diye burada tekrardan söyleyeyim dedim. Umrunda mı? Hiç umrunda mı? Hasetliğinden ölüyor. Ben şu an mutfağın büyüklüğüne ve genişliğine bakıyorum. Evet çok güzel. Evet, dolapların altında yağmağı yok. Çekmece arkası sadece raylar sürmüş. Biraz onun kili var. Fırın da gayet güzel. Evet güzel temiz. Temiz canım ama pırıl temiz pırıl. Temiz bir ev. Vallahi güzel ben beğendim. Evet, evet. Feri'yi buzdolabımızda şöyle bir açalım. Evet yok buzdolabımız da gayet temiz düzenli. Şansımıza güzel evde yarışacağız. Evet. Bu mutfakta bugün haftanın son yemekleri pişecek. Evet en güzel yemekleri pişecek. Emin misiniz? Eminim. 50 bin lirayı alacağım mı kız? Alacağım gideceğim Hadi inşallah. Bakalım. Güneş Hanım kendine güveniyor. Bakalım Güneş Hanım'ın ışığını söndürebilecekler mi? Hayır. Her zaman söylerim. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hadi evet. Ben gidelim makineye bakalım bu arada. Gömleğimi batırdın çıktı mı çıkmadı mı onu görelim. Arkadaşlarım bugün sessiz olduğum için başarılı olamayacağımı düşünüyorlar. Aslında sessiz değilim. Onlar çok fazla konuşuyor. Ben kısa ve öz konuşmayı seviyorum. İddialı olduğumu konuşarak değil de damak tatlarına hükmederek göstereceğim. Evet. Bak sakız gibi olmuş. Ay çok sevindim. Leke kalsa çok üzülürdüm. Leke mi kalsa? Tatlı kız senin leke kalması mümkün mü sence? Hadi kalk gidelim. Al misafirleri ben de geçiyorum salona. Tamam. Hadi koş. Ödülü kazanırsam, hani araba almaya bizim maddi gücümüz yetmez ama kazanırsam 3 tekerlekli motosiklet alıp annemi ve kızımı gezdirmek, kızımla dolaşmak istiyorum. Bisikletten motosiklete yükselmek istiyoruz. Hoş geldiniz. Oh Güneş Hanım. Merhaba. Merhaba. Direkt sadece hoş geldiniz dedi öyle kaldı. Hani bir şey demesini bekledim ama hiçbir şey söylemedi. Hoş geldiniz. Merhaba Güneş Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet. İyi, hoş geldiniz. Şöyle başlamak istedim. Şıklı. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Oo Mine Hanımcığım. Şalvarınız Kadir çok şık efendim. Kadir Beyciğim nasılsınız? Hayırlı sabahlar. Nasılsın? İyiyiz hamdolsun. Bir sabah daha sizi gördüm. Günaydın. Oh, çok şükür. Günaydın. Geçti mi yorgunluğunuz? Çok şu an çok motiveyim. Bomba gibi. Stresin de gitmişti. Geçti. 4 günde göremediğimiz güneşin güler yüzünü bugün gördük. Evet Güneş Hanım'ı nasıl buldunuz? Çok yöresel. Önceki çok günlere göre çok düştü gibi. Bugün sizin parlamanızı istedim. Bizim evimizde misafir en önceliktir. Siz yıldız gibi parlayın. Zaten güneşin etrafında dönüyor hepsi ama bugün yıldız siz olun parlayın istedim. Bugün yemekte görürsünüz. Yemekte görürsünüz şıklığımı. Bugün ev haliyle karşılamak istedim. Biz böyle giyiniyoruz. Hani ev halimiz budur. Şimdi Güneş Hanım bize demişti ki Nurşah Hanım'la ben kendi işte örtülerimizi, masa örtülerimizi, runner'ımızı vesairemizi kendimiz getirdiğimde ben hiçbir şey getiremedim. Ne güzel arkadaşlar getirdi demiş ki keşke şalvarınızı getireceğinizi öyle güzel şeyler getirip bizi öyle karşılasaydınız. Ne ben alakası var böyle canım? Böyle samimi sen olur diye karşıladım sizi. Kızın yöresel kıyafetini getirmiş. Bak ben de bugün şalvar giyersiniz diye savunuyorsunuz. Yani, hayır ben getiremedim demişti ya hani isteseydi demek ki getirebilirmiş. Sonuçta şalvarını ama getirmiş. Ama tabak falan bulunur da siz Mersin'in şalvarını, yöresel kıyafetini bulamazsınız yani. Ama size yöresel dediğiniz bir çiçekli şalvar ama bize de var şalvar. Sözüne ne diyorsunuz dedi ya misafir olarak siz ön plana çıkın istedim siz parlayın kahvede istedim. Kahvede sizi motive etmek istedim ki akşama iyi gelin diye. Ay, katılmıyorum. Yo, biz zaten iyi geldik. Zaten çok iyi geldik.
ben bir şey getiremedim demişti masayla alakalı ama şalvarını getirebilmiş. Yani diğer şeyleri de getirebilirdi. Duyduğuma göre Güneş Hanım çok güçlü bir hanımefendiymiş. Bayağı zorluklar atlatmış, ayaklarının üstünde durmuş. Ben açıkçası onları onun ağzından da dinlemek istiyorum. Evet Güneş Hanımcığım. Evet ben Mersin'den geliyorum. İsmim Güneş Yılmaz. 37 yaşındayım. Annem, kızım ve ben yaşıyoruz. 11 yıl önce kızımın babasından ayrıldık. Zor günler geçirdim. Hatta hayatımın bittiği dediği yerde Allah razı olsun abim ve babam elini uzattı. Ben ölümü beklerken yeniden doğdum dünyaya. Ölüm niye canım? Ayrılık ölüm değildir be abla. Ayrılık ölüm değil ama karşılaştığım ilk insana aşık oldum, sevdim. Her ne dediyse güvendim, evlendim onunla. Hatta biz sözlendik, ayrıldık, nişanlandık, ayrıldık. Babam olmaz dedi. O peşimi bırakmadı. O peşimi bırakmadıkça ailem bana baskı kurdu. Çevrenin baskısı, ailenin baskısıyla çıkar yol bulamadığım için biz kaçarak evlendik. Aşk gözümü kör etti. Ailemin gördüğü gerçekleri ben göremedim. Ve kaçarak evlendik ki benim babam diktatör bir insandı. Hani kızım iyi seç eşini, ben seni buradan telli duvaklı çıkarsam bile geri dönüşün yok derdi bana. Ama yaşadıklarımı görünce ilk abim destek oldu. Dedi hani ben öyle diyordum, yakın, çok yakın bir arkadaşım biliyordu. Hani ben diyordum ben ölümü bekliyorum. Dünyadan hiçbir umudum kalmadı. O kadar her konuda umutlarımı yok etti kızımın babası. Ben evliliğin birçok yönünden sınandım. Güven konusunda, yalan konusunda, aldatılmak, şiddet. Hani bunların ayrıntısına çok girmek istemiyorum. Çünkü herkes hata yapabilir. Kızımın babası saygı duyuyorum. Kızım için kıymetli. Yolumuzu ayırsak da benden uzak, Allah'a yakın olsun. İyi bir hayatı olsun. Dediğim gibi abim yani ve babam sayesinde... Yani eşin çalışmıyor muydu? Çalışmadığı zamanlar da oldu. Ben çalıştığımda o işten çıkıyordu. Hani sorumsuzdu. Sorumsuz. Yalanları vardı. Şiddet var mıydı? Maalesef. Ha, şiddet de vardı. Kızım da bazen der hani seni üzen adamın kızıyım diye üzülür bazen. Asla öyle değil diyorum. Ben onunla mutlu oldum. Benim sevgim çok güzeldi. Onu bilemem ama benim duygularım çok güzeldi ve o güzel duyguların meyvesi olarak kızım benim dünyada en güzel karım. 5 sene evli kaldım. Evet. 5 senenin sonunda abinin nasıl haberi oldu? Abim bir şey için bana gelmek istedi. Ben çıkamam dedim çünkü yüzüm uygun değildi görmesine. Oo. Görmesini istemiyordum. Her neyse abim gel dedi, gelemem dedim. Ben geleyim dedi. Sen de gelme, hastayım dedim. O zaman hastaneye götüreceğim diyerek kalktı geldi. Beni görün, ben yine arkandayım. Bugün bile der. Hani eğer düşünürsen dedi onunla ilgili ki şu da var. Abimin eşi ayrıldığım adamın kuzeni. Oo. Amcasının kızı. Biz ayrıldık, onlar evlendi malum. Ama Allah razı olsun ben gelinimizden memnunum. Tamam. Kendi kızımız gibi. Abin de ne kadar güzel ki bak arkanda durmuş. Evet. Evet. Peki babana nasıl caydınız? Babanız hayatta mıydı peki? Babam hayattaydı o zaman. İşte duymuş babam da çağırdı beni eve. Ben çünkü abim Ankara'da okuyor, evlenecek. Hani nasıl yaşayacağım ben? Nerede yaşayacağım? Bir meçhuldeydim. Babam çağırdı. Sorular sordu. Hani evlilikle ilgili aşılmayacak zor soruları sordu. Şu var mı kızım? Ben böyle başım önümde. Çünkü ya hatalıyım. Açıkçası şunu söylemem gerekiyor. Benim yapım gereği şu, bir baba bir kızına bu şekilde davranamaz. Ama şu da var. Saçının teline dahi zarar gelse. Birazcık görgü. Ya, evet yaşanmışlıklar farklı olabilir ama bir baba ama bir şu kıza, da var. Kızına benim bu şekilde annem babam da söylememeli. Annesiz babasız büyümüşler. Şimdi bir kadının özgüvenli, benim gibi ayakları üstünde duran bir kadın olması için önce babasının arkasında dağlar gibi durması gerekiyor. Benim babam da öyle bir babaydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim bana zorlukları yaşattı ama bu zorluklar, yaşadığım acılar babamla aramızı düzeltti. Ben 20 yılda babamdan görmediğim babalığı gördüm. Bana çocukken salıncak kurmayan adam 27 yaşında bana salıncak kuruyordu. Elbet her kötünçünde bir şey var. Her şeyin içinde bir kötülük, evet o da değişti. Benim çektiğim acıları görünce ve ben anlatınca hani senden böyle yaralandım, ondan da böyle yaralandım. Hani ben dediğim gibi başımı eğdim. O bana sorular sordu ve sonrasında dedi ki yine seviyorum diyorsan yine arkandayız. Güneş Hanım'a şiddet gördüğü halde hala seviyorsan arkandayız diye hani bir şey söylemişler. O onun ailesi tabii ki saygı duyarım. Ama bana göre bana bu çok doğru gelmedi. Yani benim ailem olsa ben istediğim kadar seviyorum diyeyim. Ben bir şiddete maruz kalsam asla buna izin vermezler. Ama dedi dayanamıyorum diyorsan sen sahipsiz değilsin dedi. Bana elini uzattı. Ben o eli tuttuğumda yeniden doğdum. Ve babam yıllarca yapamadığı babalığı, hani evde bekarken ki görmediğim babalığı 3 yılda bana yaşattı. Benim gönlüme taht kurdu. Mükemmel bir insan oldu. Ama benim annem babam da şunu derdi. Biz anne baba görmedik. Cahiliz. Bilmeyerek davrandık.
size. Hatta. Ben kızımı sevdikçe annem kızımı sevmeyi, beni sevmeyi öğrendi. Ben kızımdan bir defa özür diledim. Annem gibi öyle yetiştirilmiş ya, anne baba evlattan özür mü diler dedi. Ben dedim ki eğer anne baba hatalı olduğunda özür dilemezse çocuk hep kendini suçlar, psikolojisi kötü büyür. Yeri geldiğinde çocuktan da özür dilenir. Ve o gün annem benden özür dilemeyi de öğrendi kırdığında. Annem de diyor, benim annem yoktu diyor, ben seninle öğrendim anne olmayı. Doğruları ben arayarak buldum. Annem de bana bakarak bana annelik yapmayı şu anda arkadaş gibiyiz. Annem Nurşah. De babam da bizden öğrendi. Aşırı duygulandım çünkü babam bizi hep böyle sırtında taşır, oyun oynar. Hani çok fazla babamdan sevgi gördüğüm için o hiç görmemesi, üzüldüm, çok üzüldüm açıkçası. Dediğim gibi zor bir çocukluk, zor bir ergenlik. Ben çocukluğumu yaşamadım bile. Dün gördünüz zaten. Evet. Ben çocukluğumu hiçbir şekilde yaşayamadım. Gösteremediler. Kendileri yaşamadı, bize de yaşatamadılar. Ama ben babam ölmeden son 3 yıl çocukluğumu, genç kızlığımı bir baba sevgisineymiş tattım. Elhamdülillah. O zorlukları yaşamasaydım ben babamı keşfedemeyecektim. Babamı sevemeyecektim. Bu kadar özleyemeyecektim. Her şerde bir hayır. Her hayırda bir şey. Ve anlatmıştım. Babamın ölmeden önce, babam 53 yaşında kalp krizi geçirip vefat etti. Çok gençti. Ve o gün dedi ki, iş yapıyorduk, sinemaya gidelim mi kızım dedi ki, benim annemle babam sinemada tanışmışlar. Sinema sektörünü biz çok severiz, yakından takip ederiz. İşte vefat etmeden bir gün önce kızım dedi, sinemaya bak, güzel bir şey varsa. Var baba, hadi gidelim dedim. O da dedi, haftaya gideriz kızım, şimdi işimiz var dedi. Ve o gece babam vefat etti. O yüzden hayat bugün ya, her şeyi bugün yaşamak lazım. Ertelememek lazım değil mi bazı şeyleri? Ertelememek lazım. Şimdi sen kızınla yaşıyorsun, annenle birliktesin. Evet, üç kız yaşıyor. Kızım sizi çok seviyor, çok selam söyledi. Buradan ben de ona selam gönderiyorum. Temizlikle de bol bol konuşuruz zaten. O zaman senden kahvelerimizi alalım Güneş. Tamam. Nasıl hadi içersiniz? Bakalım. Sade. Az şeker. Sade. Sade alayım ben. Tamam. Sana ne oldu Nurşah? Senin hangi hikayene dokundu? Ne canlandı gözünde? Hikayeme dokunmadı da ben de babama aşırı düşkünüm. Çok seviyorum. Benim de babam mesela düğünümüzde en son hani takı takıldıktan sonra böyle bir veda gibi bir şey oluyor ya. Orada mesela eşime şey demiş. Ben kızıma bir fiske bile vurmadım. Hiç onu üzmedim. Hani asla yüzünü asmadım. Senden de demiş sakın kızım üzdüğünü duymayacağım. Kızıma çok iyi bak demiş mesela. Bunu bana eşim çok sonradan söyledi. Ama benim eşim babamla zaten çok iyiydi araları. Hani çok severlerdi yani birbirlerini. Acaba Yusuf Bey'in işte az önce demek istediği de oydu galiba. Hani her baba kızının arkasında muhakkak durmalı. Evet, evet. Duran da var. Bunu içinde saklayan da var. Sevgisini gösteremeyen de var. Seviyorsa göstermeli. Onlardan biri de benim. Göstermedi mi? Yok, benim babam sert duruşlu bir adamdı. Aynı benim karakterimdeydi. Fakat çok yumuşak kalpliydi. Senin arkandayım derdi ama bana gelmezdi mesela. Benim evime gelmezdi. Niye? Öyle. Hastalandıktan sonra kanserden vefat etti, meme kanserinden. Bir o zaman gelmişti. Ondan sonra ben zaten her zaman babama aşık bir kızdım yani. Çok seviyordum babamı. Çok. Benim için çok gençti benim babam da. 14 sene peki oldu. Peki bekarken yani evdeyken ilgi gösteriyor muydu? Çok. Sevgiyi alıyor muydu? Biz sabah uyandığımız zaman benim babam marangozda esnaftı. Uyandığımız zaman annem kahvaltı hazırlamaya kalkardı. Biz babamın yanına yatardık. Onun yanında yatakta bir de böyle babam böyle oynamayı severdi bizler. Bak ne kadar güzel anılar biriktirmişsiniz. Evet, işte. Allah beni gani rahmet eylesin. Amin. Ölenlere, yaşayanlara da Allah uzun ömür versin. Amin. Güneş'in hikayesinde en çok beni babası etkiledi. Çünkü ben de baba aşığı bir kızım. Bizim de baba kız ilişkimiz çok güzeldi. Ağlamak istemiyorum. Benim babam çok güçlü, çok sağlam bir insandı. Sevmeyi, göstermeyi belki sonradan öğrenmiş olabilir ama mükemmel bir insandı. Onu çok seviyorum. Mekan cennet olsun inşallah. İnşallah. Bana hep sorarlardı ben geç kızken. Anneni mi çok seviyorsun, babanı mı çok seviyorsun? Ben hep babam ne kadar sert olursa olsun, sert mizaçlı bir adamdı. Hep derdim ki ben babamı daha çok seviyorum. Ama o sevgiyi almışsın. Sert aldık. De olsa biliyordun yani. Biliyordum. Güneş Hanım ne yazık ki onu işte zamanında hissedememiş. Şöyle size. Bu mu? Hangisini alayım? Şu mu? Şu. Teşekkür ederim, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sehpa konusunda yardımcı olabilir. Evet Güneş Hanımcığım, keşke pardon. Önce sehpaları verseydiniz. Bak Yusuf Bey bugün ne kadar hamarat. Her gün orta sehpa alınca benim. Ayşegül Hanım'ın sehpa konusunda biraz iğneleyeceği söylemesi hoş değil. Çünkü yaşadıklarını anlatmak gerçekten basit değil. Duygusallığına veriyorum. Orada devreye girdim. Ha, lafımı da soktum ama nezaketimi de gösterdim. Güneş Hanım'ın kahve sunumu normaldi. Yani ekstra bir şeyi yoktu. Normal bir kahve sunumu. Peki Güneş Hanım. Esirgemem yani. İddialısınız. Evet. Göreceğiz o zaman karşındaki kameraya say menünü hadi.
Bugün son gün. 50 bin liranın sahibi belli olacak. Başlangıç olarak tavuklu topalak çorbası, ara sıcak olarak patatesli çörek, bonfile sarma, makarnalı pilav, çoban salatası, tatlı olarak da karamela pasta. Şeyi anlayamadım ben, makarnalı pilav. Evet, burada kadar pilav. Pirinçten mi? Pirinç, pilav ya da bulgur mu? Pirinç pilav. Pirinç, makarnalı pilav. Güneş Hanım benim asla rakibim olamaz. Zaten onun hiç yemekten anlamadığını anladım. Yani öyle düşünüyorum. Bugün menüsüyle de bunu bize ispatladı. Bonfile sarmanın yanına makarnalı pilav, mevsim salata. Doğru anladım evet, değil mi ben? Karamelli çoban pasta. Salata. Çoban salata. Ha, çoban salata, karamelli pasta. Ara sıcak sade çörek mi dediniz? Evet. Patatesli çörek. Bu yöresel bir şey mi? Hı? Mersin'e özgü bir şey mi, yöresel bir şey mi? Bana özgü bir şey. Sana özgü bir şey. Güneş Hanım'a baştan söylemiştim. Sessiz insanlardan korktuğumu da söylemiştim. İddialı bir menü bekliyordum. Aksine çok çok basit seçenekler var. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Tekrar altını çiziyorum. 50 bin TL'ne sahibi bugün belli olacak. Evet. Kim kime kaç puan verdi? Puanları da merak ediyorum. Aynen öyle. Umarım herkes adaletli davranmıştır. Bence de umarım. Hadi inşallah. Görüşürüz. Birazdan Güneş Hanım'a temizlik için tekrar karşınızda olacağız. Bekleyin, geliyoruz. Güneş'in menüsünü gördükten sonra Güneş'in bana rakip olacağına inanmıyorum. Haftanın son mutfağında ilginç tarifler, şahane lezzetler ve gülme krizleri var. Güneş Hanım, bu kadar komik olduğunuzu bir haftada niye saklıyorsunuz bizden kız? Bak, stresin gelince böyle yap. Teşekkür ederim, geldiniz. Gel yavrum, az yapıyorsun. Daha kayıyordum ki etin üstüne oturayım. Bu lezzetli ve neşeli mutfağı sakın ama sakın kaçırmayın. Sakın şan, yoramadın, çıkarayım toz bende. Hele çekişin. Güneş Hanım'ı da tebrik ediyorum. Böyle çalışkan bir ekibi seçip geldiği için. Teşekkür ederim. Ben de olsam böyle bir ekibi seçerdim ki işlerim iteliyim. Onun üzerine... Hepsi ve çok daha fazlası birazdan... Kadir İzildi ile en hamarat benim de. Evet. Güneş Hanım'a muhteşem tarifi patatesli kek. Nasıl yani? Evet, patatesli kek. Sessiz. Hazır mısın? Neye? Güneş Hanım'ın muhteşem temizliğine neye olacak? Ben hazırım. Ben bu kadından harika bir temizlik bekliyorum bugün. Şöyle kahvelerimizi kaldıralım hemen. Güneş belki Kadir'e daha sohbetli davranabilir ama bizim yanımızda ne oluyorsa bilmiyorum, kasılıyor. Onu da anlamış değilim. Hangisi Güneş, hangisi değil onu da bilmiyorum. Makarnalı pilav. Ne olacak iş mi? Güneş abla, bunu nasıl keşfettin Allah'ını seversen? Şehriye yoktu bir gün evde. Evet. Denedim, şehriyeden daha güzel oluyor. Yapayım dedim. Şimdi şehriye yokken bir gün ben çubuk makarnadan kırdım böyle birkaç parça, attım içine, kavurdum, kullandım. Evet. Bunu denemişliğim var yani, şehriye yerine çubuk makarna. Ben de o şekilde denedim. Sonra güzel olunca diğer makarna çeşitlerini de denedim. Görsel olarak da hoş oluyor. Burgu, düdük, kelebek pilavın içine kattım. Evet. Kuskus, muskus ne varsa. Allah ne verdiyse. Sadece ha, şuna şaşırıyorum. Tatlı. Makarna hani uzun süre suda haşlanıyor ya. Yani pilavın içinde tam çubuk makarna, hadi çabuk şişti. Düdük, burgu, kelebek, bu hele kelebek makarnayı hiç sevmem. Ne kadar haşlanırsa bana pişmemiş gibi geliyor makarna. Evet evet, kelebek normalde de pişmiyor. O bağlantı yeri zaten. Sevmiyorum onu. Burgu yapıyorum ben. Sadece pilavla, pirinçle nasıl pişirebiliyorsun onu yani su olarak? Aynı şekilde pişiyor. Demlene demlene. Evet. Hadi bakalım. Yemek konusunda yanlış bir seçim ama temizlikte güveniyorum ona. İlginç bir menü hazırlayan Güneş Hanım. Bakalım temizlikte nasıl bir performans sergileyecek. Hep beraber izleyelim. Bak bak nasıl güzel süpürüyor bak. Güneş Hanım bugün mutfakta çok heyecanlanacak. Bir de yapı olarak ağır bir bayan. Ağır olduğu için de zor yetişeceğini düşünüyorum. Yetişemeyecek demiyorum çünkü menüsü çok basit. Hem sayı hem de uğraştırıcı olarak. Eğer ki herhangi bir karışıklık, bir kaos yaşarsa bunu yönetebileceğini düşünmüyorum. Ve Güneş Hanım eline süpürgeyi alıyor, temizliğe başlıyor. Güneş Hanım sen çalışıyor musun? Yok, çalışmıyorum. Şu ev hanımı mısın? Ev hanımıyım. Kızım çalışmamı istemiyor. Uzun yıllar çalıştım. Evde yalnız kaldı. Şu anda... Evliyken de çalıştın yoksa ayrıldıktan sonra mı? Evliyken de çalıştım, bekarken de çalıştım, ayrıldıktan sonra da çalıştım. Genel olarak çalışma hayatım oldu. Ama kızım bensiz büyüdüğü için şu anda istemiyor. Çocukluğunun da son dönemindeyiz. O yüzden çocukluğunun son dönemi nasıl oluyor? Ergenliğe giriyor ya. İlginç bir terim Kadir. Ben lisede, üniversitede bana değil paraya ihtiyacı var. İlk defa duydum ama çocukluğunun da son günlerinde. O yüzden para değil, sen lazımsın. Sen yanımda ol diyor. Hadi bakalım. Peki babandan kalan emekli maaşıyla mı idare evet, ediyorsunuz? Evet, onunla geçiniyoruz. Onunla.
Kaç kardeşsiniz abla? Üç kardeşiz. Bir erkek kardeşim var, bir de abim var. Bir erkek kardeşim var, bir de abim var. Galiba sana her konuda destekçi oluyorlar anladığım kadarıyla. Evet, Allah razı olsun. İkisi de destek oluyor. Çok güzel bir şey. Bak en azından arkasında. Babamla zaten öyle diyorduk. Bir tane bacınız var, ona sahip çıkın sahip diyordu. Çıkın. Allah razı olsun, onlar da sahip çıkıyorlar. Elbise olayına biraz takıldılar. Bence gereksiz takıldılar. Hayır, sonuçta hanımefendi yine de şık yani bu şekilde de. Şalvar olması şık olmadığı anlamına gelmiyor. Hep böyle giyinseydi tamam diyecektim ama onları böyle karşıladı için diyemiyorum. Ben onlar akşam karşılayacağım. Ben sadece olarak şuna takıldım. Sizi ön plana çıkartmak için. Ya iyi hissetsinler istedim. Motive olsunlar. Nasıl olsa ben her zaman şık giyiniyorum. Zaten canım onlar bir haftada demediler ki Güneş Hanım siz bizim önümüze geçiyorsunuz. Mesela bir haftadır onlar senden sağ sade giyindiler. Geçmeseler de hissetmişlerdir bence. Öyle hissetmiş olabilirler. Hanımefendinin kafasında bir plan var bence. Bunun hikmeti ne biliyor musun? Büyük finalde daha şaşalı giyecek bir anda göze gelmek istiyor. Biletin tansiyonuyla oynayacak. Evet, evet. Eğer sabah abiyeyle karşılasaydı kimsenin dikkatini çekmeyecekti. Çünkü bir haftadır böyle giyiniyordu. Şimdi bir algı yarattı. Akşam masaya da yapıştıracak abiyeyi millet. Sabah sabah fakir edebiyatı yaptı mı diyorsun? Aa, Allah kahretmesin hayır, seni. Hayır, fotoğrafı düşürdüm şimdi onlardan. Bir anda yükselecekler şaşıracağım. Ne kadar? Al işte. Ver abla sen bana, ben şuradan çırpayım. İnşallah Şatık Yamçı kızmaz. Kızmaz inşallah. Sedat Bey arabasını kapının önüne park etmiş, ona bağırıyordu. Aa, şey. Sedat da bugün ilk defa arabayla gelmiş, şaşırttı beni. Amcaya yakalanırsan bağırırsan ama söyleyeyim. Ben ne yaptım? Orada bağırdıydın cuma gününden herkese merhabalar diye. Açılış çektim abi, ben amcanın kapısının önündeydim. Sedat Bey arabasını park etmiş. Hayır, amcanın arabası. Bizden ne istiyor? Tut şunu. Koş şuraya, bana ne veriyorsun? Ben bir Güneş Hanım'a bakayım. Kovaları getiriyorum. Güneş Hanım bugün temizliği iyi yapar bence. Kadir Ezildi ve Güneş Hanım salondaki dip köşe temizliklerine devam ederken biz de bakalım Mine Hanım ne demiş. Güneş'in menüsü gayet basit bir menü. Güneş Hanım'ın kafasına takıp gerçekleştirdiği enteresan şeyler var. Ne gibi? Hırslandı mı gözü, hiçbir şey görmüyormuş. Öyle mi kız Esat'ta? Evet. 19 kilometre yürüdüm ben. Nerede? 19 kilometre ne kadar ediyor? Mesela Maltepe'den Kadıköy. Akarca'dan Kuyluk. Be sen bilmezsiniz. Sen Acıbadem'den Kadıköy'e kadar mı? Koşu yolundan Acıbadem. Daha fazla canım. Normal Maltepe'den biz Kadıköy'e kadar daha da fazla. Uuu. Pendik Kadıköy arası kadar. Pendik Kadıköy. Evet. Minibüs hattı var oraya. Sen iyi misin kız? Minibüs hattı var zaten. Normalde hiç kimse yürümemiştir o mesafeyi. Siz niye yürüdünüz hanımefendi? Kardeşim yürüyüş yapıyorduk biz akşamları. Ha, neyin yürüyüşüydü? Spor olarak. Ondan sonra dediler. Bu sporu geçmiş artık. Akarca'dan köyden, babamın köyü oluyor. Oradan buraya dedi bir insan yürüyemez. Ben yürürüm dedim. Yürüyemezsin dedi. İddiaya bindik. 4 saatte dedi yürüyemezsiniz. Hani bir de saat koydunuz. Saat koydu. Ondan sonra. Ha, gaza getirdiklerini düşünmüyorsun yani seni. Yo, bir şeyi yapamazsın deyince ben söylerim yaparım diyorum yani. Niye yapamayayım? Ondan sonra biz yürüdük. Bir de arkadaş vardı yanımda. Ona da demişti. Dedim biz yaparız. Hatta ilk başladığımızda yokuş vardı. Biz dedik acaba ne yapıyoruz? Bir yerde miyiz? Farkına vardınız yaptığınızın saçma olduğunu. Ama ilk yarım saatten sonra, ama o zamanlarda da hani bayağı oldu. Kızım bisiklet istiyor. Dedim ki ben buraya yürüyeceğim, kızıma bisikleti alacağım. Ondan sonra. Ödül koydunuz mu? Koyduk, 1000 lira koyduk o zamanın zamanında. Ha, para var ucunda. Ha. Para 1000 lirayı ucunda. Kim verecek? Kardeşim yapamazsınız dedi. Biz de iki kız yürüdük. O sizi bisikletle falan mı takip etti? Canlı yayın falan açtık. Yok, yanımızda gelmedi. Gelmemiş. Ben yürüyormuş gibi yaparım ya. Ama yok. Arkadaki manzara biliyor. Manzarayı biliyor, yolları biliyor. Sürekli bildirim yapıyoruz. Ve 3 saat 45 dakikada yürüdük. Ama tabii benim parmağımın yanında bir parmak daha çıktı. Ayaklarımız balon gibi oldu ama o parayı kazandık. A, verdi mi parayı? Verdi, verdi. Ha, hemen parayı. O akşam verdi. Biz iddiaya girsek kesin vermezdir o parayı. Hatta biz iddiaya girdik, bu yere yattı, güldü. Ben de resmini çektim. Dedim peki, sen şimdi kaç gün bacak ağrısından yattın? Efendim? Kaç gün bacak ağrısından yattın? Bir gün. O da şey çünkü, ama ayağımın acısı. Ağrı o kadar olmadı ama su topladı. Gittiniz de dönerken? Yok, zaten köye çıktık. Dönüşte yürüdük. Evimize yürüdük. Otobüsle çıktık. Dönüşte yürüdük. Böyle gaza gelme. Geliyorum, kazanıyorum ama. Hırs veriyorlar bin işte. 1000 lira vereceğim. Şu camdan atlayamazsın Güneş abla. Onu yapmam. Yapabileceğim şeyleri yaparım. Allah seni kahretmesin. Madem öyle yapamazsın ama yine de söylüyorum. Bu programı kazanırsanız size 50 bin lira vereceğim. Allah kahretsin. Allah hadi seni tamam kahretmesin o zaman. Ya Allah ya, bismillah. Verdi gaz. Hadi bakalım. Rakibiniz var mı Güneş Hanım? Rakibim söyleyeyim mi? Söyle. Bugüne kadar gördüğüm masalarda beğenilerime göre rakibim sadece Mine Hanım. Sadece Mine Hanım. Ödülü Mine Hanım'a kaptıracaksınız o zaman. Yok, hayır. İkinci Mine Hanım diyeyim. Ha, birinci kesin ve kesin sensin yani. Benim. Oysa ki onlar makarnalı pilavdan sonra sana karşı bütün ümitlerini yitirdiler sabah. Lezzetine baksınlar yemeklerimin, ona takılıp kalmasınlar. Bir sürü yemek var. Çoğu hazır ürünler. Bence çok zorlanacağını düşünüyorum.
düşünmüyorum. Yani benim kadar el emeği olduğunu asla kabul etmiyorum. İnanmıyorum. Kaybettiğin bir iddia oldu mu şimdiye kadar? Oldu. Ya kaybettiğin oldu. Oldu ama benimle alakalı değildir. Ben muhtar adayıydım bu seçimde. Aa! Ama mahallemizin suçu. Kadına güvenmiyorlarmış. 5 tane aday vardı. Ben tek kadın adaydım ve ilk kadın adaydım bulunduğumuz yerde. Herkes kendinden bilir ya. Demek ki kadınlarımız da bir kadının yapabileceğine inanmadılar. Maalesef kaybettim. Kadınlar da mı oy vermedi? Vermemişler. En son ben çıktım. 5 adaydan en son ben çıktım. Kadın kadına da güvenmiyor demek ki. Ama konuşurken herkes olsun da kadın olsun. 4000 seçmen varsa hepsiyle görüştüm. Hepsi olsun da kadın olsun. Tabii ki sana vereceğiz dedi. İnandın mı sanmakta. Akşam kocaları ne derse ona oy vermişler. Dur şimdi icat çıkartma demişlerdir. Aynen öyle. Bizim bir yarışmacı Gönül abla vardı ya. O da muhtarlığına aday koydu. Bizim üst mahallede oturuyor. Benim muhtar adayım belli. Dünya par. Altın abla kalk. O ölmedi mi hala yaşıyor mu ya? Biri bana bir şey yapamazsın deyince hırs yaparım. İnadına yaparım. La mutfağı da toparlayalım. Bulaşık yani. Makinesi oradaymış. Ne yapıyoruz? Şunları hemen kaldıralım fincanları. Sabah ne dedik? Çekmecenin arkası dedik. Raylarımız çıkmış dedik. Çekmece biraz sallantılı Kadir. Elini bir başımıza kalmasın. Bak çekmecede ne var Kadir'cim? Bundan neden her evde var ben anlamıyorum ya. Allah aşkına Güneş abla o kadar lüks tencerelerin içinde gene de bu tencere evin her yerinde. O hızlı kaynatıyor ya o yüzden. O yüzden mi? Hı-hı. Kullanıyor musun genelde sen de? Var ben de kullanırım. Ha. Biz odun ateşinde falan da bunu kullanıyoruz. Bir şey diyeceğim sen bununla eminim ki. Sen nereliydin? Mersin. Mersin'de neler yapmışsındır neler yapmışsındır. Evet. Ama bunlar hemen yanıyor Kadir'ciğim. Yok ama aşureleri falan hep bunda yaparlar. Şu an yapın o zaman. Al. Aşure mi? Tara Maria kapana Maria kapana Maria kapana kadar hazır mısın? Hazırım. 5 dakikada hiç yapamazsınız. 5 dakikamız mı var? Yeni alınmış gibi yapalım. Bırakalım bence. Hayır, hiç bulaşma. O. Vallahi yapamazsın. Bak muhtarlık seçimine benzemez bu ben iş. Ben yapmazsam kimse yapamaz. Öyle mi diyorsun? Evet. Peki iddialı konuştu. Yoksa atarlar bunu. Gidelim arkadaşlar hazırlasın geleceğiz. Sen o arada yolda bir daha bir düşün. Yapamazsın. Düşüneyim. O tencere kazınması erkek işi diye düşünüyorum. Yaptığımı da zaten seyircilere de gösterdim. Eminim birinci benim etapta. Güneş Hanım buyurun. Evet. Hemen giyin eldivenlerinizi giyecekseniz eğer. Açalım tenceremizi. Hakikaten bu çıkacak. Yok eldiven giymeyeceğim. Ama tırnaklarınızın arası kirlenmesin. Keseriz. Sonra artık yıkarız. Keseriz. 3, 2, 1. Hadi sıkıyorum ya sökücüyü. Islak yerlerini ıslak çeşmede. Güneş Hanım hayli iddialı olduğu yanmış tencere etabımıza başlıyor. Evet, ortasında aydınlanma başladı efendim yavaş yavaş. Güneşsiniz ya karanlığa doğarsınız hanımefendi. Evet, aydınlatacağım. Sabahtan bu millete siz yıldızsınız, benim gibi ışığımla yararlanıyorsunuz diye ezikliyip ezikliyip duruyor. Eziklemedim canım, olanlar Güneşte var. Bile bu kadar kibir yoktur Güneş abla. Siz bile sistemi saydınız. Ne yaptı? Siz bile güneş sistemini saydınız. Bir bunlar, de hepsi etrafında dönüyor. Bunlar gerçekler. Gezegenleri sayabilir misiniz efendi? Niye sayayım ya? Sen şu bilgiyi biz... O kadar boş beleş bilgi paylaşıyorsun, şunu paylaş bizimle. Onlardan hangisi gittiydi? Plüton gitti. Kıyametgahını aldırdı o. Gezegenleri bırakalım da Güneş Hanım'ın yan dip tutmuş içler acısı tenceremizi ne kadar temizleyebileceğine odaklanalım. Ne yapıyorum? Güneş Hanım gezegenleri etrafınızdan ayrılıyor Güneş Hanım. Güneşte patlama yaşanmış diyorlar. Sürekli oluyor zaten. Sıkıntıdan patlıyor ben sana diyeyim. Etrafında dönenlere patlıyor dedim. Bir dök suyunu bir dök sürtünmüyor. Hanımefendi çabuk olan. Sürtünsün o. Kaç dakika? Saniyelere girdik. Güneş abla. Vallahi muhtarlığa dönecek. 20 saniyeniz kaldı. 19. 4. 3. 2. 1. Güneş Hanım etapta çok başarılı olamayacak bence. Çünkü çok heyecan yapacağını düşünüyorum. Etapta benim kadar başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Şöyle gösterelim tenceremizi. Kapağını kapatıyoruz. Zaten kimse tam anlamıyla çıkartamadı. Rahatladın mı? Evet. İyi bakalım. Aynı derecede yaptınız değil mi hepsini? Evet aynı oranda. Yanma oranında hiç sıkıntı yok ama kalan miktar ne kadardı acaba? Sen elini bir tendir diyorsun ben de havluyu makineye atayım. Ondan sonra makarnalı pilav tarifi. Sadece ona bakıyorum. Ne zaman bir makarna ortadan kırılıyor? Mamma mia! Ya da geç gidiyoruz. Geç kadına şey getirir, sağlık ekibi. Güneş Hanım yemeklerine nasıl yorumlar alacak? Ben sıradan ve basit bir masa beklediğimi söylemiştim röportajımda. Niye? Aynen de öyle oldu. Yukarıdan bakıyor ya insanlara, masaya falan, yemeklere de.
Siz bence gözünüz kör bugüne. Saçma sapan konuştu. En beğenilen, en çok eleştirilen yemeği hangisi olacak? Abi, yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz. Bence bundan ilerisi de çok ekşi olurdu. Size ne? Hem ki böyle bir ihtiyaç duyuyorsun. Hayır, hep binanın bir bas. Mantıksız cevaplar olduğu için. Ne? Benim enerjimden beslenmeye çalışıyor. Gördüğüm en kötü pilav. Gerçekten tatsız bir şey yiyorum ben. Sanki makarna kalmış biraz da pilav da kalmış. Çok ayıp bir şey bence. Ve 50 bin liralık büyük ödülü hangi isim kazanacak? Ayşegül'üm sizden ummazdım. Neden? Bende de emek vardı. Ben kocamı şey çağırıp da mangal yaptırmadım. Siz niye kendinizi bu kadar ezik görüyorsunuz ya? Dün gece düşünmüş bugün için ne yapsam da kendimi göstersem diye. Bu haftanın birincisi madalyanın sahibi, 50 bin TL'nin sahibi. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Haftanın son mutfağıyla karşınızdayız. Bugün de Güneş Hanım'ın marifetini merak ediyoruz. Bakalım iki saatin içinde hangi hamaratlıkları sergileyecek bize. İnşallah. Yoğurma tepsisi görüyorum. Neden başlayacağız? Çorbamızın topalaklarını ıslayacağız. Tamam. O ıslanırken kekimizi yapacağız. Pastamızı dilimleyip karamel pastamızı yapacağız. Evet. Karameli de kendimiz mi yapacağız? Evet, kendimiz güzel yapacağız. Güzel. Karamel tarifi de vereceğiz sizlere. 3, 2, 1. Haydi bakalım süremiz başladı. Ne kadar bulgur koyuyorsun? İrmik mi o? Kısırlık bulgur mu? Bulgur. Kısırlık bulgur. 2 bardak kadar koyacağız. Bardağımız tamam. Biraz büyük o yüzden. Kettle'a da su koyalım gerek. O zaman. Evet. Soğuk suyla mı sıcak suyla? Sıcak suyla. Sıcak suyla. İrmik giriyor mu onun içine? Girecek. Bir bardak da irmik girecek. Bir bardak da irmik girecek. Kıyma mıyma? Yok. Sadece bulgur yuvarlayacağız. Hı hı. Evet. Tamam. İnce bulgurdan yapılan bir çorba. İçinde nohut da olması gereken bir çorba. Özellikle nohutun pişme durumuna bakarım. Bulgurun dağılmama durumuna bakacağım. Tuz oranına, baharat oranına ve yağ oranına özellikle dikkat edeceğim. Ver onu karıştırayım ben abla. Sen tavuğunu atıyorsan at hemen ocağın üstüne. Tamam. O dem lensin. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bu tavuklu topak çorbasının içinde bir tek tavukla bulgur mu var? Evet, yani baharatlar var. Başka bir şey girmiyor. Salça var mı? Salça girecek. Salçalı olacak. Girecek. Bunu koyuyorum böyle demlensin bu kenarda. O demlenecek. Tavuğumuzu temizliyoruz bir yandan. Kekimizi çırpacağız. Evet. Tarifi nedir kekin? Kekimize 3 tane yumurta kıracağız. Hemen 3 tane yumurtamızı kıralım hanımefendi. Tavuğunu yıkarken. Bu normal bir kek mi yoksa pandispanya mı? Normal bir kek. Hani normal biraz bir hafif kek tutuyoruz sadece. Rulo pasta da Ayşegül Hanım'ınki gibi bildiğimiz kek. Kolay yani, onda da bir şey yok. Karamelli rulo pastasını keki için 3 yumurta, 1 bardak süt, yarım bardak sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı un kullanıyoruz. Eğer hamurunu kendi yaparsa, fırında pişirirse biraz uğraştırıcı. Ama püsküvitten yaparsa elimden çekeceği var. Tamam, keki attık fırına hanımefendi. Ben onu alayım. Al sen onu. Bulaşık yapmayalım. Ne yapacağım şimdi, o ne için? Kremasını pişireceğim. Kremasına ne koyuyorum? Sen bugün tarif de saymayacaksın, belli oldu. Saymak zorunda mıyım Kadir Bey? Hanımefendi her şeye hakim zaten. Seyirciye ne anlatacağız? Anlatıyorum ben bazen. Krema için 6 su bardağı süt, 2 evet bardak şeker, 6 kaşık un, 1 paket... 1 paket tereyağı mı? 1 paket koyuyoruz tereyağı. Evet. Maşallah. 2 paket de vanilya demiş. Evet, haydi bakalım. 2 bardak şeker. 1 paket çok değil mi muhallebi için? Olur, muhallebi sonuçta Kadir. Karamelini ne zaman yapacağız? Alacağım. Şimdi yapıp katacağım içine. Ha, karameli muhallebin içine mi katacağız? Evet. Rulo pastayı severim. Kremasına, yoğunluğuna, kekinin yumuşaklığına bakacağım. Siz sebzeleri soyup doğru yapabilirsiniz jülyen şekilde, ince uzun olarak. Bunlardan bahsediyorsunuz galiba. Evet evet, onlardan. Bunları içine mi koyacağım pişirip? Saracağız bonfileleri. Önce mühürleyeceğiz, sonra onları biraz kavuracağız. Tabii ondan içine sonra koyacağız. İçine koyup fırınlayacağız. Kadir Esildi ana yemeğimiz bonfile sarma için sebzeleri jülyen jülyen doğruyor. Güneş Hanım tatlısının karamelini yapıp süte ekliyor. Tavuklu topalak çorbasının köfteleri için harç hazırlanıyor. Topalak çorbası Afyon'da da vardır. O yüzden o çorbayı iyi bilirim ben. Burada en önemli şey tabii ki adı olduğu gibi topalakları. Bir kere aynı oranda olması lazım. İşte bir tanesi küçücük meşe gibi, bir tanesi de böyle kocaman olmaması gerekiyor. Oranı benim için çok önemli bir kere. Bulgurdan yapılacağı için de acaba çok sert taş gibi mi olacak? Yoksa tam tersine kum gibi ufalanıp dağılacak mı? Buna tabii ki çok dikkat edeceğim. Güzel yoğurmuşsun ama dağılmıyor. Evet. Dağılması. Çabuk tutuyor. Hatta normalde un bile eklenir ama ben gerek duymadım. Bulgurun şeyliği, diriliği iyiydi irmikle birlikte. Çabuk özdeşmişler, benimsemişler birbirlerini. Evet. Bunu tavuğu didikleyeceğiz. Suyla evet bunları da atacağız. Hı-hı. Bir salça bir şey kavuracak mısın içine? Salçayla bir tane soğan kavuracağız. Salçayla soğan kavuracağız. Bu sizin yöresel bir çorbanız mı? Evet, yöresel. Bizim de düğünlerimizde bu yapılır. Düğünlerde, cenazelerde. Eskiki gibi kalmadı ama yapılıyordu. Tavuklu topalak çorbası. Eğer toplarını tutturursa topalaklarını güzel olur.
olur inşallah. Karamelli rulo pastasının keki fırından çıkıyor. Tatlı olarak rulo pasta seçmiş. Benim tatlım da Hindistan cevizli pastaydı. İşte buna bir sürü laf söylediler. Gerçi Güneş Hanım hani ben yapıyorum bu böyle oluyor dedi ama kekinin çok kabarmasından bahsetti. İnşallah onun keki de böyle yapışık kalıp kağıt gibi bir şey olmaz. Lezzetli bir pasta olur. Biz de inşallah yiyebiliriz. Aa revani gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Çıkartıyor muyuz kağıttan? Bunun bu kadar kızarması biraz fazla olmamış mı? Biraz. Elleriniz yanacak. Yanarsa yansır. Yanarsa yansın kaynamın gazı boşver. Hanımefendi dürüm gibi sardınız ya. Dantini yapacaksın. Yoksa dökülmez sonra rulo hali nasıl alacak? Şimdi böyle rulo halini alacak sonra açıp krema süreceğiz. Arasına arasına. Şimdi bunun üzerine bir şey örtmemiz lazım. Sofra bezi falan var mı? Evet onu serpilsin ona işte. Üstüne örtün şu arka tarafı uykuya bırakın hanımefendiciğim. Abla yeter mi bu kadar? Yeter. Bunlar da oldu Kadir Beyciğim. Tamam onları alacağız bir şey orada. O tavada bir de eti mühürleyeceğiz. Yalnız mühürlemeyi ızgarada yapalım. Koyun iyice kızsın, elleme sakın. Koyun hanımefendi oraya alın bunu. Aldım onu. Hop 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 tamam. Kadir Beyciğim bir biber düşürdüm. Bana bir peçete verir misin? Ah Kadir Beyciğim yerlere döküyorsunuz topalakları. Nereden düştü onlar? Cebinden. Eve götürmek için cebine mi koydun? Ha evet topalak çalıyorum. Her seferinde bir tane götürsen tamamdır. Buzluğa dolduruyorum misafir için. Hanımefendiciğim siz niye dönüp duruyorsunuz? Çörek yapacağım. Patatesli çöreği yapıyorum. Ha çörek var bir de. Bunu da şimdi kenara kaldırıyoruz çünkü tavuk suyu daha pişmedi çünkü. E pişirseydin. Kaynıyor şu anda. Patatesli çörek herkese göre değişiyor. Yani tavada olanı var, bütün olanı var. Gözleme gibi olana bile çörek diyorlar. Bence çok uğraştırıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Menü olduğunu düşünmüyorum. Patatesli çörek. Patatesleri soyuyor muyum? Patatesleri soyuyoruz evet. Bu topalağı daha dökmemiz lazım. Daha lazım diyor Kadir. Hemen bıraktın topalağı. Çok az oldu bıraktı. Bu. İki tabaklık bir şey oldu. Beni dinle. Daha evet. Tavuk pişmedi zaten. Şu tamam, patatesli çöreğime tamam. Devam ederiz onu. Acelesi çok yoksa onun gazına geldi. Tamam. Bravo çok iyi düşündün Kadir. Patatesleri soyarsan bana yardımın olur. Patates haşlanacak mı? Rendelenecek mi? Yok doğrayacağız. Küp küp doğruyoruz. Küçük yumurtamız, küçük. Aa mektep patatesi yapacak. Benim tahminim. Tavada kızartacak, gözleme gibi yapacak, içine patates koyacak, onu patatesli çörek yiyecek gibi geliyor bana. Güneş Hanım iki yumurta kırarak patatesli çöreğini yapmaya başlıyor. Kadir de patatesleri doğruyor. Hanımefendiciğim ben çok sıkıldım. Verin de etleri mühürleyeyim. Et. Sıf dikkat çeksin. Bonfile nerede? Burada efendim, ocağın yanında. Ay. Koyuyorum ben. Verin etleri bana. Bakın sizin için et mühürleyeceğim. Hiçbir yerde yapmam bunu ha. Evet sadece mühürlüyoruz. Çok pişirmiyoruz. Tamam. Kaç dakika mühürleyeyim? Öyle 1-2 dakika. Kızarana kadar. Onlar nasıl güzel dövülmüş öyle. Evet güzel açmışlar. Mahvetmişler efendim. Anlamışlar. Ya şeyden de memnun ol be adam. Güzel bir ana yemek seçimi. Ama eti pişirmesi çok önemli. İçeriğinin sebzesi önemli. Bakalım eti nasıl olacak? Yoğurt bir bardaktır herhalde. Güneş Hanım ne yapıyorsunuz? Seyircime anlatın lütfen. Yumurtamızı kırdık. Yarım su bardağı zeytin. Ya yarım su bardağı sıvı yağ koyduk. Bir bardak yoğurt koyduk. Şimdi aynı kek şeklinde yapıyoruz ama şeker değil tuz giriyor buna. Güneş Hanım ara sıcak olarak patatesli çörek seçmiş. Bir kere çörek diye bir şey asla ara sıcak olamaz. Yani çörek adı üstünde çayın yanında yenebilen bir şeydir. Ayrıca da bir tane ara sıcak bence hiç olmaz. En azından yanına bir yoğurtlu sebzeli bir şey seçebilirdi. Çörek çayın yanına gider bence de. Ara sıcak olarak bence uygun değil zaten. Abla bu kadar patates yeter mi? Daha şunları da şunu da doğrayacak mıyım? Üç tane orta boy olacaktı. Doğrayın bence. Zararı olmaz. Bu hamurun içinde patates mi olacak? Ya da kek mi evet, dökeceksin? Evet. Kekin içinde gibi yani hamurun içinde olacak. Ayrı bir işlem ya, değil. Kek kıvamında mı olacak yani? Evet evet. Kıvamı kek kıvamında oluyor. Ve sen buldun bunu. Yok normalde patatesli kek olarak geçiyor ama ben baharatlarını falan değiştirdim. Ben onu rendelerken gördüm genelde. Doğramasını görmedim. Yok doğrama olarak yapıyoruz. Beklentim çıtır olması üstünün ve altının hamur olmaması. Ay patlıyor Kadir bunlar. Et suyunu veriyor ya. Yavaş. Böyle bir bardak kadar lor peyniri koyuyoruz. Atayım mı patatesleri de içine? Olur, atalım. Sevgili seyirciler, evde karnınız acıktı. Çayın yanına atıştırmalık bir şey arıyorsunuz. Ya da akşamları ara sıcak yapacaksınız. Evet. Güneş Hanım'a muhteşem tarifi patatesli kek. Nasıl yani? Evet, patatesli kek. Çünkü bu kek tuzlu bir kek. Lor peyniri, yumurta, sıvı yağ, maydanoz. Yoğurt koydun mu? Yoğurt koydum. Oradaki unu alabilir miyiz biz? Karabiber attın. Bir tane kabartma tozu alacağım. Baharat ne var içinde? Baharat olarak isteğe göre biber de koyuyoruz ama çok az koyalım. Koyayım mı onunu? Kekik ve nane yoğunlukta bunu koyuyorum. Evet mi? Atabilirsin. Harika mühürlüyorum. Tuz attın mı abla? Tuz attım. Bunu böyle mücver gibi yağda da kızartabilirsin aslında. Patatesler öyle pişmez. Böyle daha lezzetli oluyor. Patatesler hem öyle pişmeyebilir. Patatesini rendeleyeceksin o zaman. Ara sıcağı tek bir seçenekle hiç doğru bulmadım. Yanına bir meze de olabilirdi ya da yoğurtlu bir şey de olabilirdi. Bunu yağlayalım mı? Evet yağlayacağız. Haydi bakalım. Yağımız nerede? Burada hemen. Oy bahçenize ben giremedim yavrum.
gazelden oy, oy gazelden oy. Gazelden oy, oy gazelden oy. Hele hele yürü Finistan'ın sırrı. Anasının nazlı gülü nanay danay. Nay nanay danay. Evet efendim, mangalda etlerimiz pişerken tepsimizi yağlıyoruz. Çünkü en amarat biziz. Ekip olarak her şeye yetişiyoruz. Güneş Hanım'ı da tebrik ediyorum. Böyle çalışkan bir ekibi seçip geldiği için. Teşekkür ederim. Ben de olsam böyle bir ekibi seçerdim ki işlerimi iteleyim. Onun üzerine biraz un sepeleyelim ki rahat kalksın. Aa, evet. Kız yanmasın altında? Yok, yanmaz. Keklerde de böyle olursa tepsiden kolay çıkıyor. Yoksa kalkmayabiliyor. Püf nokta. Hani en ucuz kalıptan bile bu şekilde daha rahat çıkabiliyor. İlginç. En kötü kalıptan bile kekin çıkması için sıvı yağın üstüne un sepeliyorsunuz. Kekiniz röp diye düşüyor. Evet, kalitesine göre unu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Aynen. 5 liraya üstüne yumurta sürecek miyiz? Hayır, kendi kızaracak. Çörek otu atıyoruz sadece. Gelsin ben... çörek otu. Ben sepeleyeyim sen ablam şöyle be. Mersin'in gülü geldi. Güneş ablam İstanbul'a doğdu. Yeterli onlar yeterli herhalde. Mi? Yok, onu biraz daha yapalım. Çok az yeter oldu. Yeter dedin ya. Yok, size demedim. Onlar yeterli herhalde diye. Hanımefendi, işime karışmayın lütfen. O yeterden anlamaz. Benim işim bu. O zaman gelin işimizin başında durun. Teşekkür ederim. Yani yer harika yapıyorsunuz. Az daha kayıyordum ki etin üstüne oturayım. Hanımefendi, patatesli çöreğini fırına koyarken ben de bonfile etlerini şahane bir şekilde mühürlemeye devam ediyorum. Bu arada tavuklu topalak çorbası için topalak ilavesi yapılıyor. Güneş Hanım tatlısının muhallebisini çırpıyor. Kekimizle şimdi karamelli muhallebimiz buluşuyor. Evet, buluşacağız. Hepsini dökme sakın, gözünü seveyim. Biraz Kadir'e de bırakın. Üzerine de koyacağız. İnce kek dışarı taşar kapanmaz falan diye dedim. Açsın canım, ne olacak? Arasına evet. Biz bir banana, bir pineapple falan koyacak mıyız? Yok, hayır, sadece karamel tadı olsun diye. Düz, ha okey okey. Strawberry falan da güzel giderdi arasına. Ama orun çok güzel olmuyor. Hanımefendi konuşun, yoksa bu susmayacak. Şimdi normal kekimizi hafif tutuyoruz. Yağını az koyuyoruz. Bir bardak şeker aynı 3 yumurta şeklinde. Hanımefendi, o kısımları anlattık zaten. Bundan sonra üzerine eşit bir şekilde sürdükten sonra rulo halini alacak. Üzerine de dökeceğiz. Araya hakikaten bir şeyler koymayacak mıyız? Yok, araya bir şey yok. Koyalım işte araya bir salatalık. Ne koyalım? Salatalık olur mu? Muz falan diyeceksiniz sandım. Karamel tadını bastırmasın diye hiçbir şey koymuyorum. Sade sevmiyorum ben ya. Üstüne doğru. Sizinkine koyarız. Çikolata sosuyla desen falan yapacağız zaten. Sayın seyircilerime 644 bölümdür et pişirmiyordum. Yeminimi bozup harika bir şekilde yaptım. Seyirci inanıyor mu senin 644 bölümde ilk defa et pişirdiğine? Mangalcı İzzet abi gibi bütün YouTube'un başındasın. Sizin için ilk defa yapıyorum hanımefendiciğim. Senin için ne yapardım? Mangalda et pişirirdim. Sen de buna inanırdın. Eyvah! Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Nasıl olmadı? Yırtıldı ya. Olsun. Yo, hiçbir şey olmamış gibi yapamayız. Onun oluru o, sen bilmiyorsun. Aynen bak, buradan da böyle akacak o. Yere damlıyor. Çok mu aktı kız? Ne yapıyorsunuz? Sıvıyorsunuz bir de. Bu tepsi şeye yağlı kağıda göre çok büyüktü ya. Ya hanımefendi eliyle sıvadı. Ağzına atma onu. Hayır, alacağım şu kenarından. Önce yeri sıvadı, sonra burayı sıvadı. Yere dokunmadım ben. Yere dokunmadı Kadir Bey. Ya bir karar verin. Bak içimi kaldırmayın benim. O tamam abla, bu kenardan sonra dursun. Ne olacak sanki? Yok, dursun, bir şey olmaz. Şimdi açacağız böyle. Ondan sonra üzerine geri kalan karamelden süt dökeceğiz. Bu kağıdı nasıl alacağız? Kalsın kağıtta yeriz. Ya normalde kağıttan direkt kaldıracaktım ama yırtılınca şey yapmadım. Yapma yapma, dinlensin biraz. Dinlenince ne olacak mesela? Birbiriyle birleşecek. Çalacıla cumbuleyli. Ben bunu dolaba atıyorum o zaman. Çok iyi yapsa bile çok yüksek puan alamaz diye düşünüyorum. Birin yağsı küçüğü beyefendi, ben silerim ya. Ya senin yer sildiği ne zaman görülmüş? 644 bölümdür yer silmiyordum. Bugün yeri de silersem tam olur. Şuna az bir şey dursun. Kadir, ne yapıyorsun ya? İbes kuru. İbes kuru. Sakın bir şey alıp aramadın, çıkarayım toz bende. Hele çekin şunu. Bizim hastanede bir Hanife abla vardı. Normalde pastada da bir içine mopluyoruz ya. O uyanık kadın hep o mopu ıslatıyordu. Altına deterjan sakın, onunla bütün her yeri dolanıyordu. Bastı mı çılat çılat ediyordu yerler. Ama şimdi aklıma geldi. Kadının da günahına girdim. Ellerine sağlık Kadir Bey. Rica ederim. Elim hep muhallebi oldu, dur abla. Topalak çorbası için aşınan tavuk etlerimiz tencereden çıkartılıyor. Bakalım tavuğu küçücük küçücük doğuracak mı? Yoksa böyle büyük büyük kaşıktan sarkacak mı? Bunu tabii ki merak ediyorum. Sayın seyirciler, harika gidiyoruz. Bunu ne yapacağız? O fırın poşeti beyefendi. İçinde her
her türlü pişer bunun. Ben bunun içine bir tavuklar atıyorum. Of of. Ay Allah suyu. Of of. O derisi merisi böyle şişe şişe. Hanımefendi ne yapıyoruz? Galiba eti saracağız. Onun içine sos dökeceğiz ya, sosunu da hazırlayayım. Sarar sarmaz döküp fırına vereceğiz diyerek. Saray sarması mı? Sarar sarmaz. Ben onun üzerine böyle güzel lezzetli bir sos beklerim. Bakalım üzerinde bir sos gelecek mi bize? Sayın seyircilerim, bu arada bir saatimiz geçti. Tamam, güzel gidiyoruz. Çörek ne oldu fırında? Baktın mı ona hiç abla? Baktım, daha olmamış. Ya. Sosunda ne var? Hanımefendi böyle gelsenize biz göremiyoruz ya. Bunun içinde ne var? Yarım kaşık kadar biber salçası, yarım kaşık kadar domates salçası koydum. Karabiber koydum. Ona biraz da tuz alacağız. Bu çok sulu oldu ama ya. Bu 6 tane yeter, nasıl yeter. Yetecek abla? Çok şey olmayacak. Çok su gerekmiyor. Çok su gerekmiyor zaten Kadir Bey. Bir şeye de karışmayın. Ondan sonra şimdi. Kız yeter, daha ne kadar karabiber atacağım. Bastı karabiberin gözüne. Onu atmayacağım. Gözünü. Ete süreceğim. Çok acı dediler. Sosu da koydun. Her şeye karışıyorsun sen be. Ne yapayım? Sonra yakıyor boğazımızı sofrada. Ara sıcağı, ara yemekten daha iddialı diyebilirim. Şimdi gene karabiber döküyorum. Çok dökmedim ya. Ya çok döktünüz. Neyse. Karışma her şeye. Ay. Bir şey mi oldu? Benim bir şey yapıyorsunuz. Ona sarılacak. Stres yapıyorsunuz. Bak stresin gelince böyle yap. Onu git ormanda yap. Hepsine yetmeyecek. Ne yapıyorsunuz hanımefendiciğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeter. Ha oldu. Yalandan 6'ya kadar saydınız. Saydım oldu. Kürdanlığın kapağını aç Kadir'ciğim. Yağladı bak her yeri. Bir tane kürdan alacaksınız. 50'sini birden yağladınız. Ya bir tane almayacağım. Ah ah benim şu başıma gelenler. Hanımefendi kürdan kebabına yöneldi. O ne? Bağlamayacak mıydınız ağzını? Ha, ben bağlıyorum ona. Bağlamayın diye bunu üretmişler. Bunun yanında bunu satıyorlar. Bunun içinde tel var. Bu tel yanmıyor. Ben göremedim tam olarak. Şov yapmak için şalvar giyip gelmeyi biliyorsunuz ama. Şov yapmadım ben. Git dışarıda gülme. Çok pişirmişsin. Harika bir anlaşma yöntemimiz var. Bayılıyorum sizin bir ikili ilişkinize. Sosunu da koyun içine. Dur, koyacağım daha. Bir tane daha sızdıracak. 3-3 yapacak. 3-3 yapacak. 2-2 yapsaydınız gerek yoktu. Ya. Kadir kürdanları çıkartır mısın? Hanımefendi hepsini yağladı. İşimi karıştıramayacağım şimdi. 2 dakikaya geleceğim. Sinir krizi geçeceğim yoksa. Kapatın ağzını. Büzün siz. Ağzınızı büzün. Ben çok konuşmuyorum ki. Niye ağzımı kapatacağım? Vay 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 vay. Esprilere bak. Ağzınızı kapatacak kişi ben de. Geç kaldınız. Güneş Hanım, bu kadar komik olduğunuzu bir haftada niye saklıyorsunuz bizden kız? Ne yaptım ben? Karnım ağrıdı. İkisi bir arada çekilmiyor. Biz çok iyi anlaştık ya. Çok koydunuz bunu. Tamam. Güneş Hanım'ın ana yemek tercihinde bonfile sarma ve makarnalı pilav var. Evet, bonfile sarma uygun bence ana yemeğe. Ama o pişirirken çok dikkat edeceği bir şey. Yani eti kalın olursa içi çiğ kalır. Çok ince yaparsa, kurutursa da takır takır bir et gelir önümüze. O çok önemli. Tamam. Onlar hazır. Bunlar hazır. Hemen fırına at Kadir. Çörek var fırında. Al çöreği, oldu o. Ondan sonra onu sırayla. Çöreğe bak, çöreğe. Çeki 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 çeki. Harika görünüyor. Bak 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 bak. Gördün mü nasıl güzel olmuş ha? Altı pişmemiş onun. Ne anladın? Pişmiştir. Ne anladın? Ben anlarım Kadir. Yahu Kadir Bey, yağın üzerine un koyarsanız yapışmaz zaten. Kaldırın. Kalktı değil mi? Spatulayla altına bir bakalım. Bakayım. Kız abla. Vallahi çok yapışmış. Nasıl yapışmış? O sıcak altı olduğu için mi ya? Tamam ama onun üstüne hemen sofra beziyle örtmemiz yapışmış lazım. Soğuyunca kalkar o Kadir'ciğim. Sıcağıyla hiçbir şey kalkmaz. Kek de çıkmaz yani sıcağıyla. Bravo efendim. Kadir işte laf olsun diye konuşuyor. Şimdi şununla birlikte fırına ben gireceğim. Ana yemek tercihi eğer güzel yaparsa, kurutmadan önümüze sunarsa bence geçerli. Güneş Hanım karamelli rulo pastasının kekine kremasını döküyor. Gayet iyi gidiyoruz. Şu anda 48 dakikamız kaldı ama masamız hazır değil. Tamam. Makarnalı pilavımız. Pilavı koyup masaya geçelim. Makarnalı pilav. Makarnalı pilav araştırdığıma göre spagettiyi kırıp şehriye yerine kullanacak. Normal pilav yapacak. Yani şehriye de kullanabilirdi o zaman, hiçbir farkı yokken. Sadece ismi değişmiş. Tavuğun suyunu ekliyor ablam bu arada. Çorbamıza tavuğumuzun suyunu da ekledik. Şimdi normalde çubuk makarna var ya, ben onu ortadan bölüyorum. Böyle sıvı yağın içine atıyorum. Kavrulana kadar kavuruyorum. Ocağı kapatınız. O kahverengi olduktan sonra normal tuzunu suyunu koyup pilav gibi demliyorum. Ama sadece makarna. İçine şimdi pirinçle girince onu merak ediyorum. Yakışıyor, çok yakışıyor. Makarna ve pilavı hiç yakıştırmadım. İki bakliyat bir arada olmamalı. Biz ki iki karbonhidrat olmasın diye püreyle pilavı yan yana vermeyen programız. Bu sefer aynı tencerede pişiriyoruz. Ama hiçbir zaman iç içe olmaz demedik, yan yana olmaz dedik. Ne yapıyoruz? Bunun tavukları didiklenecek daha değil mi? Evet evet. Nerede o? Balkondaydı. Ben mi gideceğim? Sen bir al da gel abla. Tamam. Makarnaya bildiğin erişte muamelesi yapıyoruz. Teşekkür.
işin var. Ben makarnalı pilavı hiç duymamıştım. Sonra araştırdım. Erişte yerine makarna koyuyorlarmış. Çok mantıklı gelmedi. Beni ilk gün çok eleştirdiler. Aynı hataya düşmesi benim için bir avantaj. Allah Allah ya. Makarnalı pilav yapıyoruz sayın seyirciler. Şu an editörlerimiz felç geçirdiler. Çıldırıyorlar şu anda. Hanımefendiciğim de didik didik tavuk didikliyor. Tavuklu topalak çorbasını bir kere tavuklarını güzel temizlemesini isterim. Çok güzel ince dikmesini isterim. Bir de onun meyanesi var. Limon sıkmasını isterim. Ona çok dikkat edeceğim. Eğer köftelerini de dağıtmazsa, bir de nohutunu kendi haşlarsa benden geçer not alır. Salata. Salatayı unuttum. Masanız yok, salata diye bağırıyorsunuz. Masayı 10 dakikada kurar. Tavukları getirdin mi sen abla? Didikledi Kadir'ciğim. Didikledim, attım bile çorbaya. Hanımefendi gidin masanızı kurun. Kadir çoban salatanızı yapar. Çoban salatası daha çok ete yakıştığını düşünüyorum. Tavuğa yakıştıramadığından dolayı salata seçimi yanlış. Çoban salatada soğan vardı değil mi? Kadir Bey bir tane soğan koyabilirsiniz. Tamam, kadın her yere hakim. Ve haftanın son masasını kurmak için Güneş Hanım işe koyuluyor. Güneş Hanım'ın böyle çok davetlere katılıp çok hani o anlamda bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de masa düzenini gayet sıradan bekliyorum. Ayşegül Hanım, Güneş Hanım'ın davetlere katılmadığını nereden biliyormuş? Daha önceden tanışıyorlar mıymış? Güneş Hanım'ın şıklığını masasında da bekliyorum. Güneş'ten çok şaşalı bir masa beklemiyorum açıkçası. Güneş çünkü çok içine kapanık, sessiz bir kız. 4 gün boyunca bize kendini gösteremedi. Eğer masası şaşalı olursa beni şaşırtır. Ezildi çoban salatası için hünerli elleriyle iş başında. Yine adeta sanat yapıyor. Hanımefendiciğim, bu arada masanız içinize sindi mi? Masamız hazır. Çorbanın içine topalaklar giriyor. Evet. Kadir Bey, nasıl hissediyorsunuz? Şu an masayı ve büyük hüneri merak ediyorum. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım. Bir yandan da sıcak bastı bana. Darlandım. Çok sıcak oldu. Efendim, son yarım saatimize girdik. Topalak pişer mi? Pişer de bu çok altı çok kısılmış bunun. Buharlı ateşte pişebilir, bir sorun yok. Tadı güzel. Birazcık tuz girse. Aman tuzlar neydi? Tuz az olmuş. Tuz nerede? Buyurun efendim. Çobanın soğanı piyazlık mıydı, küp küp müydü? Küp küp de oluyor. Bunun sosunu hazırlıyorum ben. Salatanın mı? Hazırla. Çoban salatası uygun ama yeşillikli bir salata olsaydı etin yanına daha güzel olurdu, fresh olurdu. O tercihi biraz soğanlı olduğu için ben tercih etmezdim. Bunun içinde ne var hanımefendi? Nar ekşisiyle kekik yağı var. Kekik yağını da kendimiz yapıyoruz taze kekikten. Bunun zeytinyağı az oldu. 2 kaşık da şöyle koyalım. Buna biraz tuz. Evet efendim, dakikalar gittikçe azalıyor. Evet, sen de topalığı attın içine. Fırındaki et ne durumda? Pişti o. O bitti, pilava su koyunuz. Makarnalı pilavı zaten hiç anlamadım. O nasıl saçma sapan bir şey bilmiyorum. Bir kere bir davet menüsünü asla zaten böyle bir şey olmaz. Güneş Hanım tek pirinç pilavını bile yapabileceğini yani emin olamamış ki kendinden. Böyle içine bir de onun makarna koymuş. Çok sıcak pilav. Çok diri. Diri mi? Bu sefer sıcak su koymamız lazım ama. Tuzu nasıl? Tuzu güzel. Tamam yeter. Hadi şöyle bir kaynasın hemencik. Neyimiz kaldı Kadir? Şu ana kadar yapmadığımız hiçbir şey kalmadı. Sadece aşamaları devam ediyor yemeklerin. Evet. Öyle mi Güneş Hanım? Evet evet. Her şeyimiz tamam. Sadece onun pişimi var. Pilav biraz daha su alacak. Tamam, o suyu kaynayacak. Tamam. Salatanın sosu tamam. Salata tamam. Sosu tamam. Tamam. Çorba. Evet. Ara sıcak. Ana yemek. Tatlı. Salata. Her şeyimiz tamam. Bunları pişirme süreniz bitene kadar pişirin. Ben gideyim yarışmacıları alayım. Hadi siz de giyinin. Ben de o zaman gidiyorum. Görüşmek dileğiyle efendim. Evet. Şöyle Güneş'le ilgili bir şarkınız yok mu sizin? Var. Güneş doğmuyor, sabah olmuyor. Kendi yazdım. Güneş ufukta şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Bugün son günümüz. Bugün hareketli, böyle gayet konuşulan, stresli bir masa olacak gibi geliyor bana. Bugün masada en rahat 2 kişi var bence. Yusuf Bey de Nurşah Hanım da kazanamayacak. Ama tabii ki onlar öyle görüp kendileri için öyle düşünmüyorlar. Sonuçta bir yarışmaya geldiler. Ama onların hiç ihtimali yok bence, kazanma ihtimali. Ayşegül Hanım kendini herhalde mükemmel yaptığını düşünüyor. Ama hiç mükemmel değildi. Ve kolay bir menü yapmıştı. O kadar aşırı zor bir menü yapmamıştı. Yusuf'la beni bir tutuyorsa zaten cevap bile vermek istemiyorum. İlk önce dönüp bir kendine baksın. Zaten ilk günden beri kendini çok fazla mükemmel gördüğü için olmadığı halde. Marat
filmde bugün Güneş Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız tavuklu topalak çorbası, patatesli çörek, bonfile sarma, makarnalı pilav, çoman salatası ve karamelli rulo pastasıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Hafta boyunca yaptığımız yorumlara sessiz kaldığı gibi bugün de sessiz kalacağını düşünüyorum Güneş Hanım'ın. Bugün masada 3 yarışmacıdan Güneş Hanım'ın üstünde çok gidecekler. Konuşmuyor diye çok fazla ezeceklerini düşünüyorum. Eğer haksız yere yapıyorlarsa kim olursa olsun savunurum. Arkadaşlarım bugün sessiz olduğum için başarılı olamayacağımı düşünüyorlar. Aslında sessiz değilim. Onlar çok fazla konuşuyor. Ben kısa ve öz konuşmayı seviyorum. Konuşmam gereken yerde konuşuyorum. Sürekli konuşmak istemiyorum. Konuşan olmak. Dinlemeyi tercih ediyorum. Saygılı bir insanım. O yüzden dinleyip ona göre kısa cevaplar vermeyi tercih ediyorum. Bu benim tecrübesiz olduğum anlamına gelmez. Onlar öyle hissetmiş. Ben uzun yıllardır yapıyorum ve iddialı olduğumu konuşarak değil de damak tatlarına hükmederek göstereceğim. Güneş Hanım yemeklerine nasıl yorumlar alacak? Ben sıradan ve basit bir masa beklediğimi söylemiştim röportajımda. Niye? Aynen de öyle oldu. Yukarıdan bakıyor ya insanlara, masaya o? Falan yemeklere de. Siz bence gözünüz kör bugün. Saçma sapan konuştunuz. En beğenilen, en çok eleştirilen yemeği hangisi olacak? Abi, yorum yapmak için yorum yapıyorum. Bence bundan ilerisi de çok ekşi olurdu. Size ne? Niye peki böyle bir ihtiyaç duyuyorsun? Hayır, hep binanın bir bas. Cevaplar olduğu için. Ne? Benim enerjimden beslenmeye çalışıyor. Gördüğüm en kötü pilav. Gerçekten tatsız bir şey yiyorum ben. Sanki makarna kalmış biraz da pilav da kalmış. Çok ayıp bir şey bence. Ve 50 bin liralık büyük ödülü hangi isim kazanacak? Ayşegül'üm sizden ummazdım. Neden? Bende de emek vardı. Ben kocamı şey çağırıp da mangal yaptırmadım. Siz niye kendinizi bu kadar ezik görüyorsunuz ya? Dün gece düşünmüş bugün için. Ne yapsam da kendimi göstersem diye. Bu haftanın birincisi madalyanın sahibi, 50 bin TL'nin sahibi. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'den haftanın son finalinden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Son yemeğimizi efendim Güneş Hanım'ın ellerinden yiyeceğiz. Şimdiden ellerine kollarına sağlık diyoruz. Teşekkürler. Çok şıksınız Güneş Hanım'cığım. Evet, sabah olmamış dediler de inşallah. Şimdi olmuş mu? Size layık olabilmiş miyim? Olmuş. Size çok şıksınız. Estağfurullah canım, layıklıkla alakası yok. Gayet şıksınız. Evet, gayet şıksınız. Gayet güzel. Sofrayla da uyumlusunuz. Sevindim. Evet, sofrayla da uyumlu olmak isterim. Peki bakalım sofranızı beğendiler mi? Önemli olan o bizim için. O yüzden Nurşan Hanım'dan başlayalım. Nurşan Hanım, masayı nasıl buldunuz efendim? Masa şık bence. Üstüne doymuş. Tabakları da güzel. Sadece Mine Hanım'ın çatalları ters. Onu söylemek istiyorum. Bir de bir tane peçete isterdim. Kaşıkların altına. Evet. Peki başka bir sorun yok sizin yok. İçin. Yusuf Bey siz nasıl buldunuz? Yine neşelisiniz maşallah. Her zamanki gibi biraz daha geri neşe katacağım. Geri enerjisi gelmiş. Masa çok sade. Gayet şık. Gayet de sade. Çiçek çok basit. Peçete yok. Başka yorumum da yok. Gayet çok güzel. Bundan fazlası da kalabalık olurdu yani sizin masanız gibi. Yani sadeliğe başka yorum yapılamaz. Kalabalık çok olsaydı değil. Çok yorum yapardım. Zaten çok hareketli ya. Daha ne yapabilirdik? Daha kalabalık ne olabilirdi? Size şey yapmadım, bölmedim. Saygı duymanızı beklerim ama benim yorumum da bu. Sade, sadeye yorumum yok. Sizinki çok kalabalıktı, o yüzden gözünüz öyle gelmiş olabilir. Bence gayet olabilir şık. Ama yani ben mesela ne eksik daha masada ya da ne eklenebilirdi? Ne yani çiçek yani biraz daha abartılı bir şekilde olabilirdi. Örnek o zaman veriyorum. Boğardı ama zaten kırmızı yani. Masa geniş zaten, çok boş ve masayı sadan görerek sipariş vermedik ama çiçeğimizi. Tahmin üretebiliriz. Tahmin yürüttüğümde de hani gösterdiğim görsel en yakın bana bu göre sade. Peki çiçek büyüdüğünde yeterli olacak mıydı sizin evet, için? Evet benim için masanın dolu için şey diyeceğim ama aç gözlüğüm demiştim. Gözüm doyacak benim. Anladım. Yani çiçeği yemeyeceğim ama onu hiç siz demeden bir söyleyeyim. Bir hafta çiçeği ben yemeyeceğim. Doyduk, doyuramadık. Yok siz yersiniz sadece o çiçeği. Yok. Doyarsınız. Aha, yemeği yemezsem belki yeşil taraflarından yerim. Salata niyetine. Peki Ayşegül Hanım siz nasıl buldunuz masayı? Ben sıradan ve basit bir masa beklediğimi söylemiştim röportajımda. Niye? Aynen de öyle oldu. Niye öyle bir masa, masa beklediniz? Sıradan mı? Bana göre öyle. En azından bir peçete mesela koyabilirdiniz. Bizim hepimizde ikili, şekilli ve gayet şık peçetelerimiz vardı. Özellikle öyle bilir miyim? Şaşırma ifadesinden zaten unuttuğunu düşünüyorum. Yanılıyor evet, muyum? Peçete unuttum. Telaşadan. Evet olabilir yani hepimizde olduğu bir takım şeyler olabilir.
Yani ben böyle düşünüyordum. Beklediğim gibi de çıktı. Normal düz. İşte olması gerekenler. Sizinki de biraz fazla yani. Kalabalıktı. Evet, size öyle geldi. Bu da bana böyle geldi. Herkesin kendi fikri. Ama bu yüksekten baktığınız için. Bu masa çok sağlı. Yüksekten baktığınız derken. Çok özür dilerim. Çok kaldıramadım. Yüksekten bakmak ne demek? Birazcık böyle yukarıdan bakıyor ya insanlara, masaya o? Falan yemeklere de. Bu çok yanlış sizinki bir şey. De... Siz şu an benim şahsıma laf söylüyorsunuz. Ben kime yukarıdan bakarak ne demişim şahsımıza? Ay, ya da yok, ne yapıyorum? Masanın sadeliğiyle kalabalıklığıyla evet, karakterin hiçbir alakası yok bu arada. Yüksekten bakıyor ne demek? Günü geçtiğinde Ayşegül Hanım'a geçti. Ayşegül Hanım'ı koruyor o zaman. Ne alakası var? Yüksekten şey bakıyor, ben, hoş bir kelime ben, değil. Ben ama Ayşegül Hanım'la konuşuyorum ya, evet. O zaman araya girmeyin. Yanlış bir cümle kullandığınızdan dolayı. Hoş bir kelime olmadı yani. Yüksekten bakmak. Peki Nurşah Hanım'a soralım, bu kanıya nasıl vardı? Aynen öyle. Ben ya kime ne demişim? Sürekli anlatıyor ya, ben şuraya gittim, şurada gördüm, şurada yedim. Tamam, olduğumu, yaşadığımı hani anlatıyorum. Biz hiçbir şey görmemişiz, hiçbir şey yememişiz. Ben öyle bir şey demedim ama. Ben öyle bir şey demedim. Ama işte konuşma tarzınız demek ki ve hareketleriniz öyle anlamak istiyorsunuz. Şekilde. Kendinizi siz öyle görüyorsunuz. Benim de öyle dediğimi Ay söylüyorsunuz. Hiç. Çünkü ben şurada zaten. Şunu merak aynen etmeyin. Öyle hiç geçemeyin sen de. Zaten. Ben şuraya gittim ya da şunu yediğim zaman arkadaşlar siz hiçbiriniz yiyemezsiniz ben yedim şeklinde söylemedim asla. Zaten söylemem de insan kendi yaşadığını gördüğünü konuşma söyler. Tarzınız ve söylemeniz zaten, çok çirkin. Zaten belli evet ediyor. Aynen çok çirkindi söylemeniz. Yüksekten baktığı gibi bir şey yok Ayşegül Hanım'ın. Tamamıyla mantıklı cevaplar verdi. Nurşah Hanım'ın öyle dediğine katılmıyorum. Son gün olduğu için diğerleri bence Ayşegül Hanım'la biraz daha iyi geçinmeye çalıştı. Kötü ayrılmamak için ya da artık kavga etmemek için. Ama hepsi aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Bence onlar da yüksekten baktığını düşünüyor. Biraz Nurşah Hanım'a katılıyorum. Hepimizi öyle hissettirdi bir hafta boyunca. Mine Hanım'a gelelim. Mine Hanımcığım. Beklentiniz şimdi, böyle bir masa mıydı yoksa siz Ayşegül Hanım gibi sade bir şey mi bekliyordunuz? Aynen. Çünkü bir hafta boyunca Güneş Hanım çok sakin davrandı. Hep pembe baktı hani her masaya. Çok bugün güzel olmuş. Bugün de kırmızı baktım. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş dedi. Sen eleştiri hani, yapmadın mı bu hafta? Yok. Beğenmediğin hiç, şey olmadı mı? Hiç duymadım. Bir tek benim söylediğimi de kabul etmediniz. Hayır, hiç onun da eksiklerini söylemiştim. Ben kadar. Herkesin eksiklerini de söyledim ben. Hayır, masa düzeni olarak bir bana karışık dediniz. Onun haricinde herkes. Hep dediği gibi o böyle şekilde kalabalık. Şimdi benimki şıktı. Gayet sade ve şık. Sade derken de yani kırmızı ne kadar sade olabilir? Şimdi bıçaklar arkadaşların dedik bir ters. Gene servisim kaymış. Kaderiniz. Ben sürekli bunu yaşıyorum iki gündür. Yani bana bakarak kader olarak siz yanımdasınız ama bu da benim kaderim. Peki dünkü mi daha çok kaymıştı, bugünkü mi daha çok kaymış? Dünkü canım uçmuştu. Güneş Hanım'a doğru yürüyordu artık. Ben çatallarla sürekli şey bıçaklarla sohbet ediyordum ama bugün biraz daha bana doğru gelmiş. Vardır demek ki bunun da hikmeti. Dün dua ettim dedim inşallah tam denk gelir. Ama umduğumdan daha iyi. Ben bu kadar şık bir masa umuyordum. İyi, ben Gold'u seviyorum. Tutup, ben de şey ben Gold'u çok seviyorum. Benim hoşuma gitti. Ama işte herhalde heyecandan düzeltebilir misiniz Mine Hanım? Nedir eksik gösterin. Şöyle. Tabağa doğru dönmesi peçete. Lazım. Tamam. Özellikle peçete. Peçeteyi kabul ediyorum peçete. Ama diğer konularda size katılmıyorum. Diğer peçete. Yok size değil ki derken yani hani şık olmamış sade dediler ya o açıdan bir de, dedim. Bir de çatallar tabii ki bu şekilde biraz sonra gerek. Yemeğini bölmeyeyim diye. Ben sizin yorumunuzdan mı kötü olacağım? Yok böyle titriyorsunuz, suratınız böyle şey oldu o yüzden. Ne hayır peçete için değil. Biraz sonra yemek yiyecek bölmeyeyim diye şimdiden yok, peçete için. Söylemedim falan da yok. O yüzden söylemedim. Ay elim neye titriyor? Siz bence gözünüz kör bugüne. Çok sağ olun. Diliniz, gözünüz o kadar şık ki. Şimdi benim yorum bitmemiş tamam. Pardon, pardon. Bakmayın. Şimdi çatalları, tatlı çatallarını böyle koymuş. Böyle koyması gerekiyordu. Orada da bir hatamız var. Sahibimizde yiyoruz ya. Evet sağ tarafta. Orada da bir hatanız olmuş. Heyecanınıza doğru. Veriyoruz. Nurşah Hanım hep lafının bölünmesini Mine Hanım tarafından hep kızdı ama kendi Mine Hanım'ın lafını böldü biraz önce. Demek ya, ki neymiş olabiliyor. Olabiliyor. Ama şöyle de bir durum var. Nurşah Hanım konuşmadan siz müdahale etmiyordunuz ya. Şu an konuşuyor bari müsaade edin konuşsun. Kaç gündür konuşmuyor bari bugün müsaade edelim. Çorbalarınızı alın konuşuyoruz bu arada. Siz çorbalarınızı alın gelin. Tabak evet bugün Nurşah'ın sesi gayet güzel. Evet, evet aynen öyle. Bana bilenmiş gelmiş ne hikmetse. Bile, ya niye? Niye bileneyim ki? Size neden bileneyim ki? E durdunuz durdunuz. Şimdi niye böyle söylediniz? Yani söylediğiniz kelime çok çirkin. Hani yukarıdan bakıyor ne demek? Siz nesiniz ben neyim? Hepimiz o zaman insanız şey olarak sonuçta. Söyleyeyim. O zaman yani kelimeniz çok çirkin. Çok çirkin katılayım o zaman. Çok çirkin sosyetik dedim ki sosyetik kelime. Kötü bir şey değil. Kim keşke biri bana sosyetik dese. Çok başka bir şey. Ayşegül Hanım'da kibir mi var? Biraz var evet. Çok çirkin bir kelime.
Ayşegül Hanım'la ben sabah hiç kabul etmiyorum. Evet. Ben sizi şu an Mina Hanım, siz katılıyorsunuz. Bir haftadır aynı masadayız. Ayşegül Hanım'dan kibirli bir tavır gördünüz mü? Ya da yaptıklarını anlatırken böyle sizi küçümser bir tavırla... Yok, estağfurullah. Hayır, öyle bir şey asla yapmam. Bu masada en iyi analiz yapan... Yorumlarından memnunsunuz Ayşegül Hanım zaten yemek konusunda. Yemek konusunda. Tavırlarından memnun musunuz? Dün mesela tavır Yusuf Bey dedi ya işte yok yüzünüzü ekşitiyorsunuz diyor. Kimin günündeydi? O gün, hayır, evet, ben kendi günümde. Ama ben görmedim. Ben gördüm. Ben hepinize de görmediğim şeyi geniş açıyla bakıyorum. Ben gördüm. Yani kendi size karşı günüm olduğu için yüzünü ekşitti onu heyecan, gördüm. Heyecan sonuçta benim günüm stres ister istemez. Yani Nurşan'ın bahsettiği o yüz ekşitmesi mi yani? Onu fark etmediğimi söyledim zaten. Yani biraz farklı davranıyor ilk günden beri. Bir de aynı şey aslında aynı yorumları yapıyoruz. Sadece uzun ve tek aynı tek değil, tek tek farklı. Tek tek. Ondan bahsediyorum. Ben şimdi çok yemekleri size göre yani özellikle de size göre çok iyi bildiğim için açıklıyor olabilir Allah. Miyim? Aşçısınız. Evet siz çünkü hayır canım ne aşçısı? Bu tamamen benim ilgi alanım. Ben gurme severim. Falan mısınız böyle içine her şeyi hayır, biliyorsunuz? Hayır hiç öyle bir şey yok. E siz yediğinizin ne olup böyle yani açıklamasını bile bilmiyorsunuz ki. Önüme gelen her şeyi araştırarak geldim. Yemediysem de yediysem de bakarak geldim. Ona göre yorum yaptım ama ben direkt hakkadanak söyleyen bir insanım. Öyle dolandırmayı sevmiyorum. Siyahsa siyah, beyazsa beyaz. Söylemediniz. Tam tersine yemekleri dideleyip tuzsuz olmuş. Evet olmamış, sizin gibi böyle kadar. Hepsini beraber ben yapılışına kadar anlattım. Bak yapılışına ben kadar. Ben anlatmak zorunda değilim. Keşke bileydiniz de anlataydınız. Anlatmak zorunda değilim. Çünkü bilmiyorsunuz birçok şeyi. Keşke bileydiniz de anlatsaydınız. Sizin yaşınızda değilim evet sizin kadar. Aa, gelince evet, inşallah bilirsiniz. Doğru. Evet 20 sene var aramızda. Evet, i̇nşallah 20 senede kendinizi geliştirdiniz. Bilginin yaşı yok. Yani inşallah. Siz de büyük ihtimalle benim yaşımdayken daha alttaydınız. İnşallah siz de hiç değilim gelişmişsiniz. Bak kendinizi ne güzel altta dediniz. Demek ki öyle sizin hissettiğiniz benden için daha bana kibirli ve yukarıda denk. Evet Yusuf Bey buyurun. Müsaade var lütfen mı? Lütfen benimle buyurun. Uğraşmayın. Şöyle bir durum. Yaptığınız yoruma katılmıyorum. Çünkü neden? Evet gerçekten görmüş, gezmiş, tatmış, yemiş. Dünkü masamda gerçekten ben el lezzetime de güveniyorum. İddialı da bir menü olduğunu da düşünmüyorum. Biliyorum iddialı bir menü. Ayşegül Hanım'ın yaptığı güzel yorumlardan dolayı değil. Gerçekten yediği, bildiği için olumlu cümleler kullandı. Olumlu dediğin de yanlış anlamayın. Beni savunuyor manasında değil. Olması gerekeni bildiği için. Olması gerekenleri söyledi. Olması gerekenleri paylaştığı için mutlu oldum. Bu da bilgili olduğunu öne çıkardım. Mesela şimdi siz ne dediniz? Humus. Direkt olmamış. Olmamış da demedim. Olmamış. Siz bence ama ben birazcık iyi dinleyin. Damak yanınızda zevkine göre açtım. Biz burada menü hazırlamıyoruz. Yani Nurşa dün humus için nasıl bir yorum yaptın? Olmamış ben de, işte. Ne dedin? Tamam söyleyeyim. Olmamış demedim diyorsun. Siz tamam, iyi misiniz ya? Ben çok iyiyim. Yanınızdaydım. Hiç mi dinlemediniz beni? Ben sizi niye dinleyeyim? Ben Ayşegül Hanım dinledim. Sizi savunduğumu falan düşünmeyin. Hem dinlemedim gerçekten diyorsunuz hem de söylüyorsunuz. Olması gerekenler paylaşınız. Çok garipsiniz gerçekten. Nurşa dün humusla ilgili ne yorum yaptın? Humus için dedim ki içinde tahin, kimyon, limon suyu araştırdım daha önce yemek. Yemedim ama araştırdım. Tamam. Tahini de çok severim ama ağzıma gelmiyor dedim. Peki Ayşegül Hanım'a, onda o kadar yoğun bir kimyon vardı. Yok dediniz. Nasıl gelmedi. Yoktu? Demek ki kimyon... Bilmiyorsunuz çünkü olması gerekeni. Kimyon o kadar iyi anlaşılıyordu hepsinden ki. Hepsinden aldın, ortasından bir tanesini çıkardın, evet. Önüme çıkardın. Evet, evet. Sen çok biliyorsun. Evet. Aynen siz öyle. Çok biliyorsunuz. Nurşa ile Ayşegül Hanım'ın atışmasında Ayşegül Hanım haklıydı. Madem bu kadar zaman geçmiş, bugün mü bazı şeyler söylenir? Nurşa Hanım bugün tamamen saçmaladı. Bütün hafta kendini gösteremedi. Herhalde bugün dün gece düşünmüş bugün için. Ne yapsam da kendimi göstersem diye. Baktı ben varım. Benim üstümden prim yapmaya çalışıp saçma sapan konuştu. Devam edin bu şekilde. Sen ama araştırdığını söylüyor bak internette. Bak ben yemediğimi söylüyorum ama şey, araştırdığım içinde şey. Ne olması gerektiklerini de söylüyorum. Yani bu bilgisizlik değil. Üniversite mezunuyum ayrıca. Üniversiteyle yemeklikle ne alakası var? Yok yani böyle öyle bir... İşte siz, bak bu küçümseme. Siz kendinizi... Dedim ya üstten bakıyor. Ev hanımıyla yemeğin ne alakası? Siz niye kendinizi bu kadar ezik görüyorsunuz ya? Ben kendimi niye ezik göreyim? Bana şimdi ben üniversite mezunuyum diyorsunuz. Ben size siz cahilsiniz, okumamışsınız diye bir şey söyledim direkt mi? Söyle, işte sizin niye kendinizi açıklıyorsunuz? Ben de, demek ki içinde bir şey var. Şey bu. Direkt söylemiyor. Evet. Alttan ne hayır, söylemek istiyorsunuz söylemiyor. Ben size gibi. Okumamışsınız dedim mi? Ama anlamamışsınız. Hayır, İğneyle. Ben üniversite mezunuyum. İmada bulundu sana şimdi. Üniversiteyle yemek.
Söylemeyin, ne alakası var ya? Bir saniye izin verir misiniz? İstemiyorum artık. Söyle. Ya. İsterdin, çok saçma sapan bir şey anlatıyorum. Ne gibi bir imada bulundu? Hayır demin demedi mi? Sen bilmiyorsun, önüne geleni yapmıyorsun. Burada söylüyorum. Ay oradan kimyonu çıkarıp söylüyor. Ondan sonra diyor ki işte bilmiyorsun. Bilmiyorsan nasıl söyleyeyim? Bir insanın bilmesen bile mevzuyla yemeğin ne alakası sen var? Sen yemek mi bilmediğinden evet, bahsediyorsun? Evet, ne alakası var? Yemek bilgin var. Yani beni kendini şu an yanlış duruma düşürmeye çalışıyor. Sen cahilsin, sen küçüksün. Bence sen kendini çok şey görüyorsun. Onu da benim üstümden ben siz görüyorsunuz bu kadar çünkü kendinizi. Çünkü benim hiç öyle bir şeyim peki, yok. Peki hanımlar hararetli bir giriş kendini yaptık sevgili seyirciler. Çorbamızın tadına bakalım. Benimle muhatap olmayın lütfen. Evet, evet. Ben sizinle muhatap olmak istemiyorum. Arkadaşlar sakin. Çorbamızın tadına bakalım hadi. Güneş Hanım çorbanızın ismi nedir? Tavuklu topalak çorbası. Bu Mersin'e has bir çorba. Yani biz düğünlerde falan bu yemeği yaparız. Yöresel bir çorba. Afiyet evet. olsun herkese. Yusuf Bey, nasıl evet. buldunuz tadını, kıvamını, lezzetini? İlk defa mı içiyorsunuz? Yo-yo daha önce içtim, bizimkiler de yapıyor. Yalnız nohut olmasa gerekiyor, nohut yok. Biz bu nohut bir. Koymuyoruz. Biz hani, orijinalinden bahsediyorum. Orijinali de hani birçok tarifte de yok. Özellikle... Çok üzüldüm, orijinal derken sizin memleketiniz ayrı hayır, mı? Hayır, hayır, hayır. Orijinal derken internetten baktığım şeyi de söylüyorum. Bizimkiler de nohutlu yapıyor çünkü. İnternetten de baktım, gerçekten nohutlu bir görsel gördüm. Evet, sitelerin hepsinde nohutlu görünüyor. Evet, nohutlu, değil mi? Sizler evet. de gördünüz. Nohut yok. Biz normalde nohutsuz yapıyoruz. Tuz oranı çok güzel. Çok güzel. Evet. Tansiyon yükseltmeyecek bir oranda. Evet, ortada. Biraz yağ fazla. Benim tansiyonum bir tek siz yükseltirsiniz Yusuf Bey. Tansiyon bana... Ne mutlu bana. Evet, ama düşüre de biliyorum yapmam. Sizi düşündüğümden dolayı. Bak, şey, bak sataşma bak. Sonra yükleneceğiz i̇şte. Sana tansiyon çıkartacak. Hayır, o başta. Şu an kendisi istediği için tansiyonun buyurun. Yükselmesini istiyor Mina Hanım. Baharat az. Gerçekten baharat az. Nane de beklerdim renk koku katsın diye. Yok biz buna nane kullanmıyoruz. Baharatı da yeterince yerinde yani damakta hissediliyor. Ben hissedebiliyorum. Yani baharat da rengi de görmüyorum. Sizin salçada az kullanılmış. Sizin baharatlarınız çok fazlaydı. Ha, bize çok göre ağırdı. Yorumlarsak evet ama görselde gördüm. Sizin de baharatlarınız İnternet aşırı üzerinden fazlaydı. Konuşayım. İnternette anladım. Gördüğüm şeyi söylüyorum. Baharat gözle görülebilecek bir durumdaydı. Burada baharat da göremiyorum. Sadece salça biraz tat katmış. Evet Ayşegül Hanım buyurun. Şimdi bir kere ben köftelerin boyutlarını söylemiştim. Boyutları aynı. O çok evet. güzel. Elinize sağlık. Küçüklü, büyüklü değil. Nurşah Hanım'ınki de öyleydi. Onun da boyutları çok güzeldi. Yalnız ben beğenemedim. Bana ağzıma gelen çorbada tek şey ekşilik. Yani bir mesela neyin ekşiliği? İşte neyin ekşiliği bilmiyorum. Limondan mı, farklı salçadan mı? Yani ekşilik çok geldi bana. Dediği gibi üstünde bir nane vesaire hiçbir şey yok. Bir de bunda nohut olması gerekiyor. Ben özellikle Mersin dediğiniz için bunu biz de yapıyoruz ama bu şekilde değil. Siz nohut Mersin diye belirttiğiniz için araştırdım ve yani bütün sitelerde de hep nohutlu çıktı. Doğrudur ama Mersin biz, olarak hani, yazdığında. Hep internetten baktığımız tariflere sabit kalarak yapmadık da hani hı. elimizde lezzetli olana göre yaptık ya. Tabii ki olabilir. Ben de hani nohut katmaktansa böyle daha lezzetli olacağını düşündüğüm için bir de biz böyle yapıyoruz hani kullanmıyoruz. Anladım ama bana dediğim gibi yani evet pişmeleri iyi diri değil dağılmamış köfteleriniz. Tavuklar da pişmiş ama bana çok böyle yani salçadan mı bilmiyorum bir ekşilik çok geldi ya. Yani ekşilik lezzetin önünü o ekşilik geçmiş yani. Peki, afiyet olsun. Evet, Nurşah Hanım buyurun. Bize göre değil, oluruna bakıyoruz ya. Ben de nohut bekledim açıkçası araştırdığımda. Ama hiçbirimiz internet tariflerine sabit kalmadık. Farklılıklar vardı. Ya internet vardı. Sabitlerine değil de şimdi hani yöre değişiyor zaten. Herkes farklı yapıyor. Bizim de karalahanayı herkes farklı yapıyor ama bir tane yöresel olan oluyor ya. O yüzden ben de nohut bekledim. Arkadaşlara da katılıyorum. Çok pek beğenemedim açıkçası. Pek beğenemedim. Evet. Katıldığın kısım ne? Ekşili konusuna katılıyor musun mesela? Ya salça da sadece salça lezzeti alıyorsun. Evet, salça öyle konusuna katılıyor. Ekşilik konusuna değil yani. Ama salça konusuna katılıyor. Ekşi hani bir tık daha baharat olabilirdi bana göre de. Peki. Evet Mina Hanım. Şimdi öncelikle elinize sağlık. Afiyet olsun. Köfteleri çok güzel yapmışsınız ama ben bunu zaten söylemiştim. Tavukları diderken biraz kaçırmışsınız. Bu ekşilik ister, nohut ister. Hani arkadaşın dediği gibi. Kaçırmışsınız derken? Ve benim çorbama... Büyüklüğünü. Pardon, benim çorbama yağlı dediniz.
Bakın hepinizin tabağında yağ var. Yağdan bahsettim ama ben. Rahatsızlığınızı hiç belirtmediniz. Yağdan bahsettim. Yağlı dedi. O kadar yağ. Mina Hanım beni umursamadığı için yapmıyor. Hayır duymadı. Bahsetmediniz. Umursamadığınız için duymamışsınızdır. Sizin yemeğiniz kadar yağ yok ama şu anda üzerinde yok. Ben kaşığa geliyor da direkt kaşığa böyle koyduğumda direkt... Ellemesem birikecek. Taneleri çok iri. Ekşi, biraz daha ekşi isterdim ben. Bilim o çok ekşi demesin. Siz ekşi isterim de. Ama içinde limon olmalı. Ben ekşi demedim bu arada. Tavuk suyunun ekşisi beni. Kusucuğum çok pardon. Limon ekşisi mi istiyorsunuz? Evet limon ekşisi. Siz peki limon ekşisi mi aldınız? Hayır bana normal. Salçadan dolayı bir ekşilik geldi. Açına yarım limon suyuna da yarım limon suyuna. Ya da şu olabilir. Baharat olmadığı için tamamen salçanın ekşiliği öne çıkmış bence. Yani salça ekşisi alıyorsunuz. Evet baharatı görmediğiniz için damak tadınızda alamadınız demek ki yoksa baharatların hepsi hamurun içerisinde mevcut. Ben görsel olarak baharatların ön plana çıkmasını istemedim. Köftenin baharatı güzel olmuş. Yani ağzınızda çiğnediğiniz zaman evet, baharatı yani, alıyorsunuz. Yani ben bu tane şeylerini, tavuklarını beğenemedim. Yani iri biraz olmuş. Büyük kaçmış. Büyük kaçmış. Biraz daha limon ekşisi isterdim. Söylemiştiniz zaten. Ama ekşisi sabit yorum bence. Bundan ilerisi de çok ekşi olurdu. Size ne? Bana ne değil. Size ne? Laf olsun, torba dolsun diye. Masanın sahibi Güneş Hanım. Güneş Hanım'ı izah ediyorum. Ben rahatsız oldum. Bak bir saattir susuyorum. Farkındasınız değil mi? Evet bugün ne kadar saygılıyım bugün. Biraz diyorum siz konuşun. Hadi bakalım geçelim efendim. Diye. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şöyle verelim. Bitti miydi bu arada yorumunuz Mina Hanım? Bitti. Sağ olsun Yusuf Bey bitiriyor. Mina Hanım yorum... Siz niye rahatsız oldunuz? Vallahi limon iki kere tekrarlamasından? Çünkü neden baktı... Sen de mesela birkaç kere söylüyorsun, hayır, yorum hayır. yapıyorsun, araya giriyorsun. Ya girsin sorun yok. Ben bastırırım yine. Onda sorun yok da. Niye peki böyle bir ihtiyaç duyuyorsun? Hayır hep Mina Hanım'ı bir bas... Mantıksız cevaplar olduğu için. Ne? Mantıksız cevaplar olduğu için. Baktınız biz yorumlarımızı yaptınız, başka bir şey bulamadınız. Teşekkür gittiniz ederim. Tavuğa taktınız kafayı. Tavuğun iriliği, büyülüğü. O irilikte bir tavuğu ağzınıza mı sokacaksınız? Evet ben bu sofrada. Kaşığımla parçalayıp, ağzını ben, göre ayarlayabilirim. Ağzınızı mı açacaksınız? Didiklenmesi gerekmiyor mu tavuğun normalde? Tamam, ince olabilir. Ince. Gözden kaçmış olabilir. Tamam size ne? Ya bana ne size değil ne derken. Ya? Ben Güneş Hanım'a yorum yapıyorum. Yorum size ne? Yorum yapmak yaptınız. Dün madem niye sesiniz çıkmadı? Nasıl sesim çıkmadı? Hiç çıkmadı ben, vallahi. Bugün gibi değildiniz. Vallahi de billahi de ben hiç, pazartesi gününden itibaren bugün dahil olmak üzere doğallığımı koruyorum. Hiç. Masada hiç. Kim yapmacık peki Yusuf? Hep doğallığın altını çiziyorsun ya. Yani Mina yapmacık... Hanım, ben sizin sosyal hayatınızda böyle olduğunuzu düşünmüyorum. Mina Hanım bence yapmacık değil. Yani normalde de öyle bir bayan olduğunu düşünüyorum. Yarışmanın birinci gününden beri aynı ses tonu, aynı uslup, aynı şekilde devam ediyorum. Çizgimi hiç bozmadım ama Yusuf benim enerjimden beslenmeye çalışıyor. O yüzden sürekli bana saldırıyor ama başaramıyor. Aksine Mina Hanım benim enerjimden beslenip bana karşılık veriyor. Ara sıcaklar gelmişken bir şey sorabilir miyim Ayşegül Hanım'a? Ayşegül Hanım size soru soracakmış. Buyurun. Kendi ara sıcağım hakkında bir şey sormak istiyorum da. İstersen tadına bakıp böyle sorayım. Yok sen sor biz tadına bakalım bu arada. Benim ara sıcağımı hatırlıyorsunuz değil mi? Sarma vardı. Bir de o hani şeyli. Yok sarmadan bahsediyorum. Lağmalı. Bir koku almış mıydınız acaba sarmadan? Ya da siz almış mıydınız? Hani yok. Yok bir şey söyleyeceğim. Benden daha hani şey olduğunuzu düşünüyorsunuz ya. Daha damak tatlı, daha bilgili olduğunu i̇şte düşünüyorsunuz ya. Küçük üzümünün baharatın kokusu vardı. Sadece o mu? Peki siz başka koku aldınız mı acaba? O gün kimse başka bir kokudan bahsetmedi. Niye? Çünkü baharat yok dedi. Rahatsız edici bir koku. Hayır, baharat kuş üzümünün işte tabii ki de geldi. O an açıklamak istemedim yani. Bu bir yarışma sonuçta. Şu an söylemek istiyorum. 4-3 gün sonra. Evet. Anlamadınız çünkü neden söyleyeyim tamam ki? Tamam da insan iyi bir şey söyler ki iyi bir şey herhalde değil. İyi bir şey kendi İyi bir şey olmadığı için zaten. İyi bir şey olsa zaten söylerdim. Ha. Tahmin olabilir, yanmıştır. Evet, tamam. Tamamı dibi tutmuştu. Aslında tahmin etmiştim. O yüzden ben tahmin etmiştim. Yemin ederim tahmin etmiştim. Bugüne kadar söylemediniz. Hayır, ne kadar büyük bir açıklama şey yapın. Ya. Sarma itirafından sonra Ayşegül Hanım aşırı bozuldu. Söylemediği için çok üzüldü. Kendini kendi ele vermiş oldu. Normalde ben söylemeyecektim ama o dedi ki sen hiçbir şey bilmiyorsun, ben her şeyi biliyorum. Demek ki her şeyi bilmiyormuş. Ben masada hiç bozulmadım. Bozulacak çünkü hiçbir şey yoktu. Aslında tam tersi o kendini rezil etti de farkında değil. Peki Kaptan Hanım nasıl buldunuz ara sıcağı? Daha önce böyle bir çörek yediniz mi güvertenizde? Buyurun. Ne diyeceksiniz? Şimdi bizim güvertede biz böyle çörek yemedik. Bir kere çok yassı olmuş.
Çünkü yani, onun bir çünküsü var. Lütfen altı, buyurun. Altı kızarmamış. Altı bembeyaz. Ya malzemesini az tuttunuz. Bir de benim internette baktığım böyle, hem biz bunu aslında şey diyoruz. Patatesli kek diyoruz, evet, aslında. Bunun işte, asas çünküsü adı o. Budur. Evet. Yani biz bu şekilde yaparız. Patatesli kek deriz ama Güneş Hanım'ın çörek dedim. İşte Güneş Hanım'ın söylediği çöreğe baktığımız zaman iki çeşit gördüm ben orada. Gene bir patatesli bir şey vardı. Bir de hamuru açıyorsun, gözleme gibi içine koyuyorsun. Tavada ben öyle bekledim açıkçası. Hayır, çörek deyince, kek olarak yazınca çörek olarak o şekilde çıkıyordu. Şimdi hani insanlar gibi işte bir sürü kadın var ama işte birine Ayşe diyorsun, birine Fatma ama hepsi kadın mesela. Bu da yani bildiğimiz bir yemek aslında. Bu patatesli kektir. Peki lezzeti olmuş mu? Bir kek gibi mi yani şu anda kıvamı? Ya kek gibi olmuş ama tekrar söylüyorum, bunun altı kızarmamış, çiğ kalmış ya yapıştı tavaya. Zaten hani şeye tutunuyor ya, kaldırırken illaki o dibindeki yer kalıyor. Keşke altına şey gelseydiniz, yağlı kağıt. O yağlı, zaman un serptik hatta ama işte yağlı tepsi kağıt biraz geniş geldi. O yüzden yani de çok ince. Ama altına tutunduğu için tutundu. Unu niye serptiniz diye. Güneş'in? Tutunmasın diye. Tutunmasın diye. Keklerde normalde yapıyoruz. Yağ süreriz ya ama. Yağ sürdük. Yağ da sürdük ama yine ama de tutundu. Ama çok ince olmuş Güneş Hanım, yani çok ince olmuş. Tamam, yinmeyecek gibi bir ya, ürün değil. Ya malzemeye göre tepsi bir tek geniş gelmiş. Güneş Hanım. Sen zaten tabağındaki her şeyi yiyirsin onu ağırlayacak. Bir nedense sadece sütlacı yemiyor. Sevmiyorum. Zorunda mıyım? Allah Allah. Peki lezzetli mi? Ya yiyilmeyecek gibi değil. Yiyilmeyecek gibi ne? Peki ya tadı olmaz. Vallahi sinirleniyorum. Yanık olur. Sinirleniyorum. Ya yiyilmeyecek gibi ne? Lezzet olmayan bir şeyi insan yemek istemez. Allah Allah saygısızlık ya. Saygısızlık. Vallahi ben bunu saygısızlık cümlesi olarak kabul kime ederim. Kime? Yani yenilmeyecek gibi derken bu aşağılamak mesela da yemeğe sizin, saygısızlık. Sizin çorbanız yiyecek gibi miydi? Ha bu arada yenilmeyecek gibi demiyor. Yenilmeyecek gibi değil. Değil yani diyorum o. İşte yenir diyorum yenilmeyecek işte. Yenilmeyecek gibi değil derken küçümsemektir. Allah'ım la havle bela. Sabırı da yapayım. Bugün de inşallah akşam Allah, olur. Allah sen bil. Yusuf'cum öyle olsa zaten yenilmeyecek ya gibi derken. Yenilmeyecekse zaten gelmez önümüze. Nasıl gelmez yani önümüze? Yani yenilmeyecekse gelmez zaten. Ay, öyle yemek diye geldi ki ağzımıza vuramadık. Tatsız yani tuzsuz. Neyse Yusuf. Nurşan mı Güneş? Özür dilerim. Teşekkür ederim. Nurşan buyurun. Mine Hanım'a ben de katılıyorum. Ben de biraz daha yüksek beklerdim. Benim kayınvalidem de yapıyor. Çok da güzel yapar. Daha yüksek oluyor, daha güzel oluyor. Ya sıkıntı sadece kabarmaması. Hem kabarmaması hem altının tutunması. Peki kabarsaydı arası çek için uygun mu Nurşan sana göre? Yok ya, bu çayın yanına. Ha bir de ılık değildi. Peki. Çayın yanına daha afiyet güzel. Afiyet olsun. Evet Yusuf afiyet Bey. Yiyecek gibi mi? Söyle bakalım. Gibi. Yenilecek gibi. Ama Türkçe ara sıcağı yakıştıramadım. Çok sade buldum. Yanına başka bir şey de konulabilirdi, yakıştırılabilirdi. Ama hani zaten ağır bir yemek geliyor arkasından. Ya yemek yeniyor ya, pilav, salata yemek olunca hani. Başka bir şey beklerdim. Çörek değil, kek. Peki Ayşegül Hanım. Şimdi aynen öyle yani, bu bir çörek değil, bu bir kek. Bir kere çörek dediğimiz zaman daha böyle hani kabaran, mayalı. Çörek mayalı olur zaten. Börek mayasız olur, çörek mayalı. Daha kabaran, hamurlu bir şey olması gerekiyordu. Bu kek. Altı aynen katılıyorum. Hiç kızarmamış. Ara sıcağı uygun değil. Bir hiç de kızarmamış değil ya. O kadar da bak, hiç değil altı yani. Bembeyaz. Altı hiç. Bembeyaz işte. Az önce çevirdiğiniz öyle değildi. Buyurun. Tutunmuş olduğundan ötürü olabilir. Ama çiğ veya ama hamur değil. Güneş pişmemiş Hanım, tutunan, değil. Tutunan tutunmayanı bilmiyorum da işte bakın yani görün. Ama herkes çiğ veya görebilir. Pişmemiş değil. Bembeyaz. Yorumlayacaksak evet, pişmiş. Evet bembeyaz. Madem hani bu kadar böyle kuru hamurlu bir şey seçtiniz, en azından bir yanına böyle bir yoğurtlu hafifletici bir şey keşke olsaydı. Elinize kuru sağlık, teşekkür ama. Ederim. Söylemesediğim bir şey var mı? Ben kuru düşünmüyorum. Çiğlik kuru derken, peki. Hayır kuru derken yanlar hayır, böyle kuru daha, derken, daha hani çok ürün kuru ya şey. Hani kuru olmamış o manada. Anladım, değil. Tamam. Hani yumuşatmak yoğurtlu, adına bir yoğurt ha, sebzeli yani. Bir şey değil ya o manada, yoksa içi kuru demedim yani. Anladım, afiyet olsun. Peki gelsin teşekkür o zaman ederim. Ana yemeğimiz buyurun. Ellerinize sağlık. Şu ana kadar sizi şaşırttı mı Güneş Hanım? Ara sıcakla çorbayla. Beni şaşırtmadı. Sizi şaşırtmadı. Siz baya baya Güneş Hanım'dan bir şey beklemiyordunuz galiba. Yani şimdi yaptığı yorumlar öyle. Benim kuru domatesimin içinde çemen var dedi ya. Yani nasıl çemen, ne alaka kuru domates mezesi, ne alaka? Olmuştur olmamıştır, beğenir beğenmez. O ayrı bir şey ama çemen var dedi yani. Hanımefendi. Çemen var demedim. Siz bir i̇şte şey çemen soruyorsunuz. Tadı alıyorum ben de dediniz. Sorulan şeyin
ne olduğunu bilmediğim ama için tahminimde buluşmaya çalıştım. Ama çemen çok ayrı bir şeydir, lütfen. Hayır, zaten hani bir şey söylememiştiniz alttaki tabakla alırsam. Yani siz bir haftadır Güneş Hanım'ın yorumlarını topladığınızda ne çıkardınız sonuç olarak? Güneş Hanım hiç doğru dürüst yorum yapmadı ki. Hep dediğimiz gibi çok... Mesela bir tane daha kendimden örnek vereyim bana sorduğunuz için. Ben de kapariyi sevmediğini, yemediğini söyledi. Olabilir, o onun sorunu. Benim sorunum değil. Ben kapariyi koymuşum. Biz... Ama ondan sonra ne dedi? Ben salatayı beğenmedim. Sonra dedim ki kapariyi mi salatayı mı beğenmediniz? Salata diri olmuş mu? Kaç çeşit vesaire, ona bakın. Ha evet, salata güzel dedi mesela. Şimdi kapariyi beğenmiyor, salata kötü diyor. Yani ikisi çok farklı şeyler. Yani ama o da onun içerisinde olan bir şey. Ama ya. Hani siz onu tatlandırmışsınız ya. Siz onu sevmiyorsunuz. Yani o sizin sorununuz. Sonuçta herkes her şeyi sevmek zorunda değil. Olması gerektiği yani gibi olmuş mu? Yani eşittir sonuç ne Ayşegül Hanım? Güneş Hanım yemekten anlamıyor. Bana göre. Size göre. Ya henüz sana yemeğe geçmedik. Ha tabii ki inşallah. Belki ben şu an çorbanın ve arası canın belli olmasına şaşırmamış. Belki ana yemek çok güzel gelecek şimdi. Ben de teşekkür edeceğim yani. Peki gelsin bakalım. Arası camın da hakkını yediler. Gayet de güzel olmuştu. Bence beğendiler ama söylemek istemediler. Güneş Hanım, siz yemek bilmiyor olabilir misiniz ya? Öyle bir şey yok. Bence şu anda final günündeyiz. Beğendikleri halde beğenmedik diyecekler. Öyle hissettiriyorlar. Bence gayet lezzetliydi. Olmamış olsa ben kabul ederdim. Sizce neden böyle düşünüyorlar? Sessiz kaldığım için bilgisiz olduğumu düşünüyorlar ama ben yanıldıklarını düşünüyorum ve yemeklerimle bunu ispatladığımı da düşünüyorum. İnternetten bakmışlar. Sitelerin hepsinde bu çorba nohutlu gözüküyor diyorlar. Yani her zaman yaptığımız şey, dediğim gibi genel kalabalık ortamlarda bile yaptığımız şeye öyle olmaz diyorlar. Kendilerinin hepsi sabit kalmadı tarifleri aslında. Nurşah Hanım ve Ayşegül Hanım'ın sizin masanıza böyle hararetli tartışmalarına ne diyorsunuz? Nurşah ve Ayşegül'ün yaptığı hiç doğru değil. Son günün gerginliğini bana yansıtıyorlar. Güneş Hanım, şu ana kadar masada sizi en çok ne gerdi? Ayşegül Hanım'ın ben bilirim kimse bilmez tavırları. Yoksa siz biliyorsunuz yani. Tabii ki biliyoruz. Herkes kendi bir şeyler muhakkak biliyor. Bir kişiye bile bilmiyorsun, yapamıyorsun, sen anlamıyorsun demek çok ayıp bir şey bence. Ve bu arada ana yemeği söyledim ama yanında pilavı söylemedim. Makarnalı pilavımız. Sabah konuşmuştuk, herkesin şaşırarak baktığı. Nasıl hayal ettiğiniz bilmiyorum ama makarnalı pilav. Güneş Hanım'ın spesiyeli efendim, kendisi evde geliştirmiş. Bir gün evde şehriye kalmamış. Şehriye kalmayınca da makarnayla yapmış. Galiba çubuk makarnayla yaptın değil mi ilk? Gayet de sevildiği için. İlk evet. Çubukla mı başladın? Evet, evet. Bu serüvene ilk çubukla başlamış. Ama sitelere girdiğiniz zaman her yerde var. Var mı? Evet. Var. Hepsinde var. Biz de kadına diyoruz ki nereden aklına geldi? Ben spagetti olarak gördüm. Kırıp kırıp. Evet. Ya böyle şehriye de var, niyetinde kullanırsın ama yani burgu makarnayı, kelebeği. Mesela. Spagettiyi kırıp kırıp kullanmışlar ama burguyla var. Kelebeği aynı böyle kullanmışlar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Evet, Mine abla nasıl buldun eti? Güzel pişmiş mi? Yumuşak mı? Bazı yerleri çok güzel ama yakmış. İçine bir de bunun garnitürü koymanız gerekmiyor muydu? Yok. Bizim baktığımız şeylerde, tariflerde garnitür konuyor içine. Sadece havuç, sizinkine biraz pişmiş olarak denk gelmiş. Aslında hani eşit bir şekilde hazırlayıp attık. Havuç, patates, bezelye. Bezelye. Bir de biraz tuzsuz geldi bana. Ama şimdi çok konudan konuya atlamayalım da garnitür oluyor mu bunun içine? Güneş evet, abonu oluyor. Yok, benim bildiğim oluyor. Garnitür. Hani aynı zamanda da kapya biber oluyor uzun uzun. Kapya biber var. Tamam, onda sıkıntı yok. O evet. Var. Ama garnitürü eksik. Pilavınız da çok tatsız olmuş. Yağ yok, tuz yok. Yağ kullandık, hatta Kadir Bey yok, koydu. Ben ardından tekrardan koydum. Ben yani, sizden sonra yine koydum. Yani çok tuzsuz ve pilava sonradan tuz katmak olmuyor maalesef. Bence çok tuzsuz. Beğenmedim. Suyunu tuz atmadın mı? Attım. Hatta siz de atmıştınız. Sonra hayır, sonra tekrar atmadın mı tuz üstüne? Yok, atmadım. Hatta siz ekstradan tuzlu oldu diyerek yıkayınca... Tamam, onun üstüne... Dedi ki tuz atmadın mı tekrar üstüne? Yok, hiç tuzu yok. Tuz atmadım. Hiç tuzu yok ve pilava tuz atılmaz. Tuz da yok, tatlı. Hayır, suyuna. Ha yok yani atı... Yani. Peki etin içinde garnitür istiyor. Evet, garnitür. Baktığımız hani ben bu şekilde yapıyorum, ben garnitürlü olarak da fark etmedim. Hatta ilk tarifi aldığımda bu şekildeydi. Bu şekilde de evde de yapıyorum yani. Peki yanık tadı geliyor mu etten?
Ben yanmamış yerlerinden yedim, yanık yerinden yemedim açıkçası. Kendimi o riske atmadım. İyi kızarmış ama yanmış değil ki. Hatta bir sizin şansınıza. Bak kurumuş buralarında. Peki pilav iyi mi pişmiş? Pilav fazla pişmiş. Yağsız olduğu için de böyle sanki yapış yapış olmuş. Yani ben beğenemedim. Çok mu pişmiş pilav? Ya çok pişmiş. Normalden bile fazla koyduk ama yok, ekstradan koydum ya, hatta. Tuzsuz zaten ve ben makarnayı beğenemedim. Hoşuma gitmedi. Yani sizin belki ürettiğiniz bir şey ama bu internette de her yerde yok, var. Yok doğrudur. Evet. Ben dediğim uzun, gibi ben uzun denedim. Uzun çubuk yapanlar var. Mesela böyle kavurarak değil de hepsini birden çiğden suya atıp hani pilav gibi haşlayanlar var. Yani çok da böyle çok afaki bir şey değil yani. Normal pilava göre daha lezzetli, daha görsel olarak hoş geldiği için ben tercih ettim. Ama tuzsuz olan her şey hiç güzel olmuyor. O kadar olmuyor da hani maalesef. Tuzsuz hissettirecek kadar tuzsuz çok değil pişmiş, ama. Yapış yapış bir de sanki yani sanki değil bu yağsız olmuş bu pilav. Yani bu pirince bu yağ az gelmiş. İki büyük yemek kaşığı tereyağı kondu üstüne. Ben daha de da eklemiş koydum. Bir daha arkasından da koydum. Valla, ben bak, de eksik. Yani şöyle tabağı sıyırayım. Bak hiç yağ yapışmamış tabağa. Öyle olsa yağlı olur pilav. Salata nasıl? Salata da çoban salataydı değil mi? Evet. Çoban salata sırf salatalıktan mı oluyor? Yok. Benimkinde hiç domates yok mesela. Çok az mesela. Birkaç tane var tane olarak. Domates pahalı ya o yüzden nasıl yani, olmuştur belki. Bakın. Ama ekşiliği, lezzeti yerinde. Peki, ama domates az. Ayşegül Hanım. Sebzeleri Kadir Bey doğramıştı. Elinize sağlık öncelikle. Etiniz çok güzel pişmiş. Gerçekten evet Mina Hanım'ınki buradan görüyorum ona, yanmış ama bende yok yanık. Sizinki mesela daha kötü. Yok bende yanık yok. Ben etin pişme derecesini çok beğendim. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yalnız bu makarnalı pilavı hiç yememiştim. Hiç de yemeyi düşünmüyorum. Aynen. Hayatımda özür dileyerek söylüyorum en gördüğüm en kötü pilav. Tuzu yok, tadı yok. Hem makarna hamur, hem pirinç hamur. İkisi de nişastalı olduğu için nişastalar birbirine girmiş. Yani dediğim gibi hiç yememiştim. Bir o daha da hiç da yemeyi düşünmüyorum. Değil. O kadar hamur ki. O cevabı da benim size söylediğim için söylediğinizi anladım. Hayır, hiç ilgisi yok ama inanın kötü. Bana da hamur sen hamur pilavına. Pilavıma dememişti. Enginarı hiç yememiş. Bir daha da yemeyi düşünmüyormuş enginar ama öyleyse, onunla ilgisi yok. Yani bu ama gerçekten yenecek tarafı ama yoktu. Keşke hani davet masasında böyle makarnalı pilav olmaz ya. Sade bir pilav yapsaydınız. Tabii tercihiniz, siz tercih etmişsiniz ama inanın tuzu, tadı hiç yok. Yani ikisinin de nişastası saldığı için zaten böyle yapış yapış olmuş. Hiç beğenemedim. Hayatımda yediğim en kötü pilav bir daha asla düşünmem demesi acımasızdı. Pilavım da gayet güzeldi, tane taneydi. Ekranda da görecekler zaten. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben beğenemedim ama dediğim gibi tekrar elinize sağlık. Etin pişimi çok güzel afiyet olmuş. Olsun. Teşekkür Yusuf ederim. Öncelikle beğenip beğenmediğimi sona bırakacağım. Eti önce haşladınız mı yoksa direkt... Mühürledik. Mühürlediniz. Haşlama işlemi yok değil mi? Hayır. Haşlama işlemi olsaydı diyecektim en azından tamam tuzu unutmuş bu olabilirsiniz belki. Ne, neydi bu et? Et suyuyla bonfile, yapsaydınız. Bonfile. Ya haşlama durumunu şundan dolayı sordum. Suyunu kullanırdınız en azından. Tuzsuzluğu oradan bastırabilirdiniz. Tuzsuz değil aslında ama. Sıfır. Bonfilenin suyunu nerede kullanacaktı? Hayır, pilavı diyor. Et, pilavı. Etin suyunu pilavda kullanıp bonfileyi da... Bonfileyi haşlayacak suyunu pilavda mı yani kullanacaktı? Yani haşlama işlemi var mı yok mu diye sordum ben. Yok yok öyle bir işlemi. Az önce dediniz ya haşlasaydınız suyunu haşlasaydınız değil demedim. Haşlama durumu var mı? Aşaması var mı diye sordum. Ona göre yok. Diyecektim. Eğer haşlama durumu varsa... Etin suyunu kullanıp tuzsuzluğu bastırabilirdiniz. Haşlanarak yapılabilecek bir şey değil de kesinlikle. Gerçekten tatsız bir şey yiyorum ben. Peki, salatayla etinizi beğendim ama pilavı beğenemedim. Nurşah Hanım. Ben de salatanızı beğendim. Sadece evet çok sulu. Etinizi ben de beğendim. Şey gibi duruyor pilav. Sanki makarna kalmış biraz. Biraz da pilav da kalmış. Dünden çoğalsın kalmış diye. Yemeği. Karıştırmış gibi olmuş. Hani en azından hani çubuk çubuk makarna. Ama onun yerine şehriye kullanırsınız. Görsel olarak hani şehriye daha güzel durur. Yani çubuk makarna onun yanında. Yani aslında burada dile getirmek istemiş. Bu burguyu seçerek. Keşke hiç buna girmeseydiniz o zaman. Beğenmedin yok. Mi? Hiç beğenmedim zaten tuzsuz ve yapış yapış. Gerçekten yapış yapışlığı niye? O kadar da yapış yapış. Hani değil suyu yani yapış yapış. Yağıyor, nasıl yağıyor, yapış yağıyor, yapış? Yağıyor yok. Nişastası tane tane ben yağıyor, anlamadım. Yok. İkisi de nişastı, ikisi de karbonhidrat. Yağ yok. Tane tane ama tatlı. Geçelim mi pastamıza? Evet. Hadi bakalım. Hanımefendinin karamelli pastası gelsin.
Güneş Hanım ilk gün neyse bugün de oydu. Konuşamadı, savunamadı. Zaten savunacak da pek bir yemeği yoktu. Çok da güzel yaptım yemeklerimi. Beğenmesem veya yapamadığım bir şey olsaydı kesinlikle söyleyecektim. Kendime söz vermiştim. Hepsini gayet güzel, başarılı bir şekilde yaptım. Evde yaptığım gibi oldu. Gayet de güzeldi. Bugün belki dedim sofrasını böyle can siperhane savunur dedim ama Güneş aynı Güneş, hiç değişmemiş. Sakin ve sessizdi. Sessiz kalmadım. Ben hatta herkese her bir yaptığı yoruma karşılık verdim aslında. Mis gibi et yaptınız. Garnitür falan diyorlar. Garnitür bozardı bile. Fazla gereksiz olurdu. Zaten yeterince sebze var içerisinde. Yalandan bakmışlar gelmişler. Ayrıntılı incelememişler ve nasıl olacağını bilmiyorlar. Yapmadıkları için bilmedikleri bir şey hakkında tahmin yürütüyorlar sadece. Buyurun afiyet olsun, tadına bakın hemen hızlıca. Kek çok sert geldi. Çok kuru ve sert geldi. Bıçakla kestim zaten. Ben çatalla yiyorum ama... Yok, gerçekten çok sert. Hani bir tık daha böyle yumuşak olması gerekmiyor mu? Mina Hanım'ın pasta hamuru kadar değil ama. Bence. Size taktı. Neyse ben devam edeyim. Yo, takmaktan değil, olanı söylüyorum. Ben çatalla yiyorum. Bıçakla kesilecek kadar bir sertlik olduğunu düşünmüyorum ama. Şimdi bir şey söyleyeceğim, ağır olacak. Deme deme, şimdi deme. Nurşan'ım yorum yapayım. Nurşan'ım yorum yapayım. Nurşan'ım yorum yapayım. Susayım ben. Tatmıyor ablam sen. Buyurun. Buyurun. Kremasının kıvamı güzel aslında ama yani keki çok sert. Tadını beğendin mi? Keki hariç evet, muhallebisi güzel. Muhallebisi güzel. Bir karamel keki tadı alıyor musun? Şu tatlının adı karamelli pasta. Karamel tadı gelmedi. Ben daha yoğun böyle biraz... Karamelini kendim kavurdum. Hani acı olmaması için çok fazla yüksek derecede hani çok şeker... Neresine koydunuz karameli? İçine mi? Ben de onu soracağım. Dışına karamel mı? Nerede? Muhallebisine mi? Muhallebinin içinde. Şekeri kendim kavurdum. Şekeri ama rengi kendim beyaz. Karamelini yaptım ondan sonra. Karameli yapıp muhallebisine kattı. Bunun evet içinde. Evet. Evet. Karamel biraz daha böyle kahverengiye dönük böyle... Otomik. Karamel tadı almadı mı muhallebiler? Yok. Yok. Peki normal Ayşegül muhallebi tadı. Şimdi ben anlayamadım. Karamel dediğimiz bizim bir sosun ismi ya. Hani mesela bu çikolata sosu ya. Karamelini kendim yaptım. Şekerini eriterek pişirdim. Sonra muhallebinin içine kattım. Şimdi şekerle suyu erit... Yani şekeri erittiğiniz zaman o karamel olmuyor. Ekstra bir şeyler mi lazım? Tabii canım, karamel bir sosun ismi. Benim bildiğimi söyleyeyim. Ben hani bu çikolata sos istemedim. Hazır değil canım. Karameli hep kendimiz yapıyoruz ya. Mesela traliçenin üstünde de hani oluyor ya. Şimdi bu çikolata sosu ya, bunun aynısının bir de karameli var. Şimdi karamelli dediği için ben de diyorum ki bende mi bir tuhaflık var, ben yok, de anlamıyorum. Bak, karameli karamel anlamaya sosunu çalışıyor. Ayrı pişirip, muhallebiye ayrı pişirip şey yapmadım. Zaten karamelin içinde de süt ve diğer şeyler... Karamel tarif verebilir misiniz Ayşegül? Evet yani, tabii ki. İlk önce suyla şekeri eritiyoruz. Ondan sonra içine yağ koyuyoruz. Suyla mı eritiyoruz evet şekeri? Suyla eritirsek önce şekeri oluyor eritiyoruz. Pardon, yanlış söyledim. Şekeri sadece eritiyoruz. Üzerine yağını ekliyoruz, suyunu ekliyoruz. En sonunda da kremasını ekliyoruz. O bir sos haline geliyor. Sen nasıl yani yaptın? Bunun o da anlatsın. Sarısı oluyor. Hani sarı. Üstünüzdeki şeyin renginde oluyor. Sen nasıl bu yaptın kadar Güneş? Da karamel olmaz. Turuncu karamel olmaz. Tamam, bir tık rengi açık olabilir ama ben hani zaten içerisine yağ veya diğer hayır, malzemeler... Hayır, karameli nasıl yaptın onu anlat. Ben sadece şekeri erittim, karamelle hani karamelize ettim. Ondan sonra tatlının içine şimdi kattım. Doğruyu söylediniz. Şekeri karamelize etmişsiniz. Ettim, karamel evet sosu yapmamışsınız. Ayrıca şu an sos yapmadım. Ona, zaten içinde söylüyorum o lezzet olsun diye şekeri karamelize ettim, hı, döktüm. Şu an doğruyu söylediniz. Peki şekeri evet karamelize etmek ne, yetmez mi sos çok başka vermek bir şey. Hayır. Ayrı ayrı yapıp mı çok birleştirmek başka lazım? Peki nasıl? Keki evet biraz sert ama öyle çok hani kötü değil bence. Yani çok sert değil. Hayır, kreması değil da güzel, fena değil. Ama şimdi karamelli pasta deyince ben doğal olarak bir yoğun karamel tadı almak isterim. Çünkü adı karamelli. Ama ben bunda karamel tadını hiç almadım. Beğendiniz mi? Ben şekeri bir tık şimdi daha yaparsam acı sadece olur diyerek... bu şekilde söylerseniz beğendim ama karamelli pasta mı derseniz hayır. Peki. Çünkü karamel tadı hiç yok. Elinize Beni sağlık, teşekkür ederim. Yani. Hayır ama bu şekilde güzel, kötü Yusuf değil. Yusuf Bey bitirmişsiniz, beğendiniz mi? Çok beğendim, hatta ayıp olmasın diye bir tabak daha isteyebilirim. Olabilir tabii. Puanlamaya giderken koridordan bir tabak alırsınız zaten. Alırım. Hanımlar o kadar adaletsiz yorumlar yapıyor ki sus, bölmemek için bu sefer bölmeyeceğim dedim. Gayet de çok güzel, gayet de karamel tadı da geliyor. Karamel tadı geliyor mu bunda?
Yani Yusuf Bey. Hani normalde damak zevki kelimesini ilk defa kullanayım o zaman. Tamam, karamel tadı aldınız. Damak zevkine göre yola çıkacaksak karamel yememişsiniz herhalde. Ama hazır bir karamel. Bence siz yememişsiniz. Yani, bunda karamel tadı nerede? Belli ki karamel tadı geliyor muhallebin içinde Allah. De. Karamel tadı alınmayan, üstünde karamel olmayan bir pastada karameli aldığını söyledi. Esas adaletsiz olan orada oydu. Hiç olmayan bir şeyi oldu diye söyledi. Ben asla adaletsiz yorum yapmıyorum. Olmuşsa olmuştur, olmamışsa olmamıştır. Yani olmuşa da olmamış diyemiyorum. Birinci günden beri çizgim bellidir. Seyreden arkadaşlar takdir eder. Yani yüz üzerinden kaç alabiliyorum. Tamam, bariz belli. Çok güzel mi? Tatlını sürdüm. Peki afiyet olsun. Beğendim. Yorum yapmayan kim kaldı? Ben Mine Hanım kaldım. Buyurun. Şimdi keki biraz sert olmuş ama o kadar şey değil. Benim internette gördüğüm şu kreması gerçekten karamel rengindeydi. Yani ben koyu bir tatlı bekliyordum. Beyaz bir tatlı değil. Ben de hani şekerini ve kendim açtığım için olmuş. Acı olur diye. Ha ben şekerli olmuş diye onu eleştiri yapmıyorum. Bu sosu neyle yaptınız? Onu yapmadım ben. O hazır sos. Hazır sos. Oho güzel. Onu sadece tabağa şekil vermek güzel için yaptım ama hoşuna ona gitti. Çok sıvı haline çok geldiği güzel için dağılmış. Yani karamelini yaptı diye çikolata sos yapmamış. Ama yani karameli yakmamış. Yani bu kremayı koyultacak kadar karamel olması gerekiyordu. Yani şurada beyaz girince bir krema görmeyecektik biz. Karamel rengi ben hani o renkte bir yani tadını alabiliyor musun? Hadi rengini geçtim. Karamel tadı alabiliyor musun pastadan? Çok az. Çok az. Çok az. Peki. Afiyet elinize olsun. Sağlık. Afiyet olsun. Evet, Güneş Hanım'ın da ellerine kollarına sağlık. Bu haftayı da bitirdik efendim. Bence bütün yaptığım her şey başarılı geçti. Kendimi çok başarılı buldum. Hani üzüleceğim veya kafamın takılacağı hiçbir yer yok. Elimden geleni yaptım. En güzel şekilde de oldu. Başaracağıma inanıyorum. İnşallah birinci ben olurum. Güneş Hanım'ın bu menü ve sofrayla kazanma şansı pek yok. Bugün Güneş Hanım'ın sofrası benim tam tahmin ettiğim ve söylediğim gibi çıktı. Heyecanla kapılıp birazcık da ağırkanlı olarak gördüğüm için onu birçok şey yapamayacağını söylemiştim. Aynen de dediğim gibi çıktı bugün masa. Şimdi gidip son puanları vereceğiz. Döndüğümüzde kim kime kaç puan vermiş önce bunları öğreneceğiz. Ve ardından 50.000 TL'nin sahibi bakalım bu hafta bu masada kim olacak? Hep birlikte birazdan öğreneceğiz. Haydi buyurun büyük finale gidiyoruz. Güneş Hanım ellerinize sağlık, bizi güzel karşıladınız. Sadece etinizin pişmesini ve salatanızı beğendiğim için size puanım 2. Güneş'in bugün masasını hiç beğenmedim. Yemekleri olmamıştı. Güneş'e puanım 2. Öncelikle masası gerçekten çok sadeydi. Menüsü çok basitti. Beğendiğim sadece sarması vardı. Bonfile sarma ve tatlısı. Güneş Hanım üzgünüm. Genel olarak beğenmedim. Size puanım 2. Güneş Hanım'ın masasında sadece etin pişme derecesini çok beğendim. Ona puanım 2. Güneş Hanım'ın eline koluna sağlık. Haftanın son günde performansını gösterdi. Çorbasına gelince, çorbasından maalesef lezzet alamadım. Yani sadece salça tadı vardı. Bir aroma, bir baharat yoktu. Köftenin içine koyduğu baharat suyuna geçmemişti. Tavuk suyuyla yapmasına rağmen tavuk lezzeti de alamadım. Tavuklar iri kalmıştı maalesef ki tam didiklenmemişti. Ben didikleseydim ipek gibi olurlardı. Ara sıcağı gelince maalesef tabak boştu. Sadece bir kek vardı ve çörek yazdığı halde kek getirmişti. Maalesef onu da beğenemedim. Ana yemeğe gelince etine bayıldım. Eti gayet güzel pişmişti, kurumamıştı. Hafif tuzsuzdu ama onun çaresine baktım. Pilavı olmamıştı. Güneş Hanım söylememe rağmen pilava tuz atmamıştı. İkinci suyu koyduğumda kendisine pilava tuz atmadığımı söylemiştim. Ama atmamış tuzunu. Makarna da içine nişastasını saldığı için olmamış, çok pişmişti maalesef ki. Makarnayı pişireceğim diye pilavı lapa yapmıştı. Tatlıya gelince tatlısını beğendim. Evet çok karamel tadı gelmiyordu ama gayet iyiydi. Eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. Evet puanımı verdim. Ben de sizler gibi birinciyi merak ediyorum. Hazırsanız birinciyi açıklamaya gidiyorum. Hadi gelin peşimde. Enem Aras benimden büyük finalden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet coşkulu enerjili bir haftayı da geride bıraktık. Sıra geldi artık puanları açıklamaya. Hazır mısınız? Hazırız. Ben herkese karşı adaletli davrandım. Eğer ki onlar da bana karşı adaletli davranmışlarsa birinci ben olacağım. Adaletsizse
hesap soracağım. Şu alırsa çatlayacağım dediğim kişi Yusuf'tur. Çıldırırım herhalde. Haftanın başından beri zaten beni çekemiyor. Çatlaması da gayet normal. İlk önce etabın birincisini açıklıyorum. Evet. Öncelikle annem gönderdi bunu size. Annem dokuma yapıyor. Size de çeyizlik yaptı bir tane. Çok teşekkür ederim. Valla sayenizde değil mi? Çeyizim doldu. Çok teşekkür ederim. Buradan Mersin'e tekrardan. İsmi nedir annenizin? Zeynep. Zeynep teyzeciğim ellerinden öpüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Hakkını helal et. Çok da güzelmiş rengi de dokuması da. Arkadaşlar umarım hakkımı vermişlerdir. Eğer hak yemedilerse ben kazanırım. Birinci benim. İkinci kim? Tabii ki birinci olmaya geldim. Kendime çok güveniyorum. Şu anki masalara da baktığım kadarıyla birinci benim olmam gerekiyor. Şimdi etap neydi? Tencere dibin kara, seninki benden kara. Herkes zorlandı. Evet. Yani kimisi artık dedik herhalde bu çıkmayacak. Kimisi de baktı ki çıkıyor, iyice yardırdı. Ve aranızdan bir kişi tencereyi öyle bir temizledi ki, öyle bir temizledi ki inanamayacaksınız. Ve o kişi aramızdan... Etabın birincisi... Tencereyi en iyi şekilde temizleyen yarışmacımız ve süpürgenin sahibi Yusuf Bey oluyor efendim. Cidden etabı en iyi şekilde yaptı. Tebrik ediyorum. Hiç ummamıştı. Soğuk kadar sıcak değil tabii ama ki etaplar sizin de puanlarınızda yansıtıldı ama Yusuf Bey tabii ki birinci olduğu için ona biraz daha fazla yansıtı. Şimdi hazırsanız haftanın ikinci yarışmacısı Mine ablacığım. Evet. Nereden gelmiştin? Bursa Gemlik'ten. Bursa Gemlik'ten geldin. Hoş geldin. Rakiplerinden kaç puan aldın merak ediyorsun. Çok. Kalbim çıkacak şimdi. O zaman... Hazırsan başlayalım. Başlayalım bakalım. Mine Hanım öncelikle Nurşah Hanım'dan puan olarak... Dövecek beni. 3 puan almışsınız efendim. 3 puan. Evet 3 puan almışsınız Nurşah Hanım'dan. Yani beğenmediğim halde elemeyi çok olduğu için. Bu bile çok diyorsun ha? Allah Allah. Niye 3 puan? O kadar hamur yaptım, çamur yaptım. 4'ü hak ediyorsun benim. Çamur. Ya, kendini nimet. Söylüyorsunuz. Çamur değildi bir kere. Çamur yani, tabii ki de lafın değildi. Gelişi. Estağfurullah. Neyse 3 puan. Estağfurullah. 3 puan. Çok mu Nurşah? Çok mu? Yani diğer menülere göre, diğer sofralara göre. 3 evet. Çok. Bence az vermişsiniz. Nurşah'ından 3 puan gelmiş. İstemeye istemeye efendim. Ayşegül Hanım'dan size 3 puan gelmiş. Evet. Ayşegül Hanım sizden ummazdım. Neden? O kadar mantıklı yorumlar yaptınız. Evet. Ama 3 puan olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Bir 4'ü hak ettiğimi, en azından sizden hak ettiğimi düşünüyordum. Madem o kadar iddialısınız neden 5 değil de 4 mesela? Bence öyle giriş yapabilirdiniz. Kendinizden bile emin değilsiniz. Ama şimdi 5 kendi zor. Hepimiz için. Konuşursunuz. Yusuf Bey rica ediyorum ama. Ama evet. Allah bir şey söylemek için bir şey söyleyeyim. Ama bak lütfen. Burada gerçekten tamam artık yani. Peki. Yeter. Tamam. Ayşegül Hanım'dan 3 puan aldı. Zaten o gün özellikle Ayşegül Hanım'ın yorumlarını detaylı bir şekilde dinlediniz. Evet. Ve beğendiniz yorumlarını. 3 puan gelmiş. Yusuf Bey'den de size 3 puan gelmiş efendim. Şaşırdım. Adaletliyim ben dedim. Niye şaşırdın? Emek var. Hepimizin sevdiği emek var. O kadar sert var. Yorumlara karşı 3 puan vermesi. Yani siz doğal insanla karşılaşmadığınız için doğal olarak şu an şaşırmış olabilirsiniz ama... Adaletli olduğumu haftanın başından beri söyledim. Doğal mı? O emek var, düzen var. Bayağı bir yani şey yaptınız algı yani. Algı yaratmadım bu arada. Tamamıyla evet. Buyum. Herkese eşit şekilde adalet eşit dediğim yani adaletli davrandım. Kim ne hak ettiyse onu verdiğimi düşünüyorum. Peki. O kadar hamura 3 puan. Yusuf Bey'den 3 puan. Güneş Hanım'dan hazırsanız kaç puan aldığınızı söylüyorum. Güneş Hanım size 4 puan vermiş. Ben dediğim gibi genel olarak benim tatlım da çok iyi gelmişti benim tabağıma. O yüzden tabağımızı yorumladığımız için dediğim gibi çorbada sadece ya ufak tefek eksikleri vardı. Hı. Ama genel olarak ben menünüzü de... Yorumları zaten ilk gün yapmıştık. Herkese teşekkür ederim. Şimdi ufak tefek eksiklerden yanınızdaki yarışmacı 3 vermiş, 2 aslında vermem gerekiyordu diyor. Bu taraftaki yarışmacı 4 puan vermiş. Değişik bir puanlama var masanızda bilmiyorum. Bir taraf 2 iken bir taraf 4. Evet. Ve toplamda arkadaşlarınızdan 13 puan aldınız Mine Hanımcığım. Şimdilik cebinizde bu puan. Nurşah Hanım'a gelelim ikinci gün yarışmacımız. Gelelim. Nurşah, öyle bir puanlamam var ki
öyle bir kişi var ki bu puanlamanın, yani bu kadar kişinin içinden sana bu puanı nasıl verdi ben de merak ediyorum açıkçası. Yani gerekçesi nedir, nasıl açıklayacak bilmiyorum. Hazırsan tek tek puanlarını açıklıyorum. Mine Hanım sana 2 puan vermiş. Senin ona veremediğin o sana vermiş. Emek dedi ama bende de emek vardı. Ben kocamı şey çağırıp da mangal yaktırmadım. Bir şey söyleyebilir miyim acaba? Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, ne münasebet. Olsaydı verirdim. Ciddi manada söyleyeyim. Kıskançlıktan mı kırdınız? Niye kıskanayım ben ya? Herkes emeği için. Hiç sarmasanamadınız diye. Kıskançlık yarışması değil bu. Sarmayı sardım. Yaktım, onu bile anlamadınız. Bir saniye. Evet, Nurşah Hanım. Şu şekilde söyleyeyim. Hı. Evet, sizin menüz ikilikti ama el emeği olduğu için o kadar fazla hamur yoğurdu. Mine Hanım'ın ikisine ne diyorsun sana vermiş olduğunu? Haksızlık oldu. Tabii ki de. Ben onun el emeğini düşünerek onu 3 verdim bana burada. Ben biraz önce laf ettiniz. Sizin benim kadar el emeğiniz var mıydı? 1 mi verecektiniz de el emeğim var diye mi 2 verdiniz? Çorbamı da beğendiniz, salatam da olmuştu. 2 puan. Evet, Mine Hanım'dan 2 puan aldınız. Güneş Hanım'dan 2 puan almışsınız. Ben çorbanın dışında diğer şeyleri eksik buldum. Güneş Hanım da beğenmişti ama o da vermemiş. O da emeğe vermemiş. Güneş Hanım haftanın en pozitifi dedik. Belki yüksek vermiştir diye 4'ten sonra eminim düşündün. Yok, hiç düşünmedim aslında ama hani 4-5... Ben açıkçası yüksek puan verdiğini düşünmüştüm. Yani Güneş Hanım biraz daha bir ılımlı bakıyor gibi düşündüm ama 2 puan vermiş. Ayşegül Hanım sana 2 puan vermiş. Evet, Ayşegül Hanım'dan 1 bekliyordum açıkçası. 1 yoktu. Diskalifeden yoktu korktu. Çünkü sadece yoksa bir ben, olsaydı emin olun bir verirdi. Ben yediğim yemeklere göre tamamen verdim. Bir de aynen Mine Hanım'a katılıyorum. Eşinizin yakması, işte yelledi dediğiniz olayı zaten hiç kabul etmedim. Eş onu size kıskandığınızı düşünüyorum. Çok kıskandım. Yemek olarak değil ama eş olsun kıskandığınızı düşünüyorum. Sadece bence de hiç alakası yok. Eşim çünkü beni almaya da geldi Sakarya'dan. Saatlerdir bekliyorlar dışarıda. Onun da muhabbet oldu. Ne güzel. O da mı kıskandı? O da kıskandı. Hayır, yakın olsaydı benim de eşim olsaydı benim eşim de gelirdi oldu. Bahaneler. Kocam da kocam diyor. Vallahi gerçekten benim eşim Fizan'da olsa gelirdi emin olabilirsiniz. Ben sadece çorbayı buna beğendim. Bir tek ürünü beğendiğim için de Milan'ınkiyle zaten eşit tutamazdım. 2 verdim. Peki. Kocam da kocam. Kocam da kocam. Evet, Yusuf Bey sana puan olarak 5 mi verdi? 4 puan verdi. Ya. Oo maşallah. Bak, aynen, evet. Burada gördük şimdi adaleti. Olmamış adalet. Yemeklere nasıl olmamış verdiniz 4 puan? Ben size ızgaraç eti olduğumu söylemiştim gerçekten. San Sebastian çok eti güzeldi değil mi? Dediniz. Çok güzeldi, tatlısı çok güzeldi. Eti sevmediniz. Olmaz öyle. Yusuf Bey, ben konuşabilir miyim? Tabii ki, hanımlar, buyurun. Hanımlar. Siz zaten puan vermemişsiniz ki konuşasınız. Peki siz nelere puan verdiniz? Onu açıklar mısınız? Evet, 3 yarışmacı 2 puan vermiş. Bir tek masada siz 4 puan kullanmışsınız. Evet, ekmeği sertti. Lavaş yakıştırmıştım. Ekmeği zaten yemediğim için tadına baktım. Tadına bakmak zorundayım çünkü. Tadınızı beğendim. Ekmeği dur, hızlı hızlı. Ekmeği beğendin mi? Ekmek sertti. Lezzetine puan verdim ben. Sertlik evet biraz puan kırmış olabilir belki. Biraz dedim. Belki ekmek de tam olsaydı, sarma da tam olsaydı ben size 5 verecektim. Evet. Gerçekten takdir ettim. Vay sessiz kalmasına rağmen iddiasını bizim kadar dile getirmedi ama masanız benim gözümde 4. Peki en çok San Sebastian eleştirilmişti, kıvamından evet, mıydı? Evet, kıvamı beğenmemiş olabilirler. Kıvamı evet, olmadığını sert, ben de kabul ettim zaten. Sert derken, şöyle söyleyeyim. Evet, normalde biraz daha kıvamlı olur. Keşke siz de görseydiniz de. Beni dinlerseniz zaten yorumlarını yaptılar onunla. Kıvam olarak evet sertti ama lezzet olarak, sadece kusur olarak daha doğrusu sadece kıvam. Tatlı da kusur olarak kıvam. Peki. Yusuf Bey'den 4 puan aldın Nurşah Hanım. Böylelikle haftanın ikinci günde 10 puana ulaştın Nurşah'cığım. Ellerine sağlık. Teşekkür. Şimdi üçüncü günü yarışmacımız Ayşegül Hanım. Evet. Ayşegül Hanım, Mine Hanım'dan 3 puan almışsınız. Teşekkür ederim. Nurşah Hanım'dan 3 puan almışsınız. Teşekkür ederim. Yusuf Bey'den 3 puan almışsınız. Yani Nurşah Hanım'ın masası benden daha iyiydi, öyle mi? Evet. Adalet bu mu şimdi? Et, meze meze meze. Meze meze. Et neydi? O et kaç saatte pişiyor, haberiniz var mı? Araştırdınız mı hiç? Ana yemek, ana yemek. Yusuf Bey, Ayşegül Hanım'a meze meze dedi. 2 çeşit meze de sen yaptın ara sıcağında. Bu sadece hayır, meze benim dedim kafamda yani, takıldı. Öne... Hayır, ara sıcaklara meze meze dedin. 2 çeşit meze çeşit de sen yaptın. 9 çeşit olarak saydı ya. Algı yarattı. Neyse, adaletinizi gördüm. Teşekkür peki ederim. Sağ olun. Evet, 3 puan da Güneş Hanım'dan aldınız. Teşekkür Ayşegül ederim. Hanımcığım. Böylelikle haftanın 3. günde 12 puana yerleştiniz. Elinize kolunuza sağlık teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Yusuf Bey, 4. gün yarıştınız efendim. Mine Hanım'dan
2 puan almışsınız. Bekliyordum adaletsizliğiniz, adaletsiz olduğunuzu burada belli ettiniz vallahi. Zaten. O kadar adaletliyim ki o lahana gününüz çorba, geçti diye zaten. O lahana pilavı olmamıştı. Pilav değil çorba, yöresel pilav, olduğunu hala savunuyorum. Siz yememişsiniz, yemediğiniz şeyleri peki, lütfen. Nurşah Hanım'dan 2 puan almışsınız. Ayşegül Hanım'dan 2 puan adaletsizce. Almışsınız. Güneş Hanım'dan 2 puan almışsınız. Adaletsizce. Toplamda 8 puan ulaştınız. Gerçekten adaletsizce. Benim kadar adaletli olmadığınızdan dolayı bak puanlarınıza değil sizin size karşı tutumumdan dolayı hakkımı helal etmiyorum. Vallahi sonuçta gerçekten bu sizin kazandığınız bir parayla bize bir şey yedirmediniz o yüzden para helal için etmeyin. Önemli değil. Ben adaletinizi konuşturmadığınız için adaletsizce kazandığınızı helal etmiyorum. Arkadaşlar peki sakin hepimiz olalım. Evet, son gün yarışmacımız Güneş Hanım'dı. Güneş Hanım rakiplerinizden hepsinden ikişer puan almışsınız. İkişer puanı hak edecek. Hatta ben kendim dedim yaptıklarımı hani denedim, tadına da baktım. Hatta dedim ben birinci olurum, Mina Hanım da ikinci olur dedim. Gerçekten ben sofrada kusursuz olarak hani ben kendimin bir eksiği olsa bunu net olarak söylerdim. Ben bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Onda da ufak tefek eksikleri vardı. Yani sen az önceki sofradan sonra kendini birinci olacağını, şekilde... Mina Hanım ikinci olacağını mı düşünüyordun? Evet, ben... Tam da açıklamadık bu arada birinciyi, ikinciyi. Sen şimdi oraya niye gittin? Ben... Ama böyle bir düşüncem ama var yani şu anda. Ama böyle bir puanlama, evet. Ben böyle bir puanlama beklemiyordum. Evet, maalesef ki Güneş Hanım da arkadaşlarından ikişer puan aldı ve toplamda 8 puan ulaştı. Şimdi hazırsanız... Bu bir yarışma. Kazanan gibi kaybeden de olacak tabii, tabii ki. 50 bin TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Toplamda 13 puana ulaşarak en amarat benim de 50 bin TL'ye veda eden ilk yarışmacımız maalesef ki aramızdan Yusuf Bey oluyor. Adalet yerini hiçbir buldu. Hiçbir şey söylemiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Ya burada hak yarışması yapmıyoruz. Hak derken adaletsizlikten adaletin bahsediyorum. Adaletin kralı var bu sofrada. Benim hak ettiğimi siz bana vermediniz. Ondan dolayı yorumum bu. Peki. Yusuf Bey, temizlik için benden 4 puan aldınız efendim. Ellerinize sağlık. Etapta da birinci oldunuz. Gayet iyiydi. Ama maalesef yemek için benden 1 puan aldınız. Ya. Maalesef ki. Yani ben senden çok büyük bir performans bekliyordum açıkçası. İddialıydın çünkü, güveniyordum da sana. Ama maalesef mutfakta kendin de söyledin. Hem heyecan yaptın, mutfakta aşırı heyecanlıydın. Biraz heyecanlıydım. Yani evet. Heyecanlıydın. Maalesef ki olmayanlar en vardı. En azından temizlikte birinci. Yok, temizlikte gayet iyiydin. Eline koy, etapta da birinci oldun, ellerine sağlık. Evinde daha temizim. Orası, diyorum ya, evde zaten hepiniz çok çok iyi yemekler yapıyorsunuzdur. Ama bu bir yarışma. Burada heyecan ve stres var, kamera var. Burası bambaşka bir ortam. Evle asla kıyaslamıyoruz. Ellerinize sağlık efendim. Teşekkür haftamıza ederim. Da renk kattınız. Evet, 50 bin TL'ye veda eden bir diğer isim. Yine toplamda 13 puanla maalesef ki aramızdan veda eden bir diğer isim aramızdan Güneş Hanım oluyor. Beklemiyordum ben. Bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. Çünkü dediğim gibi genel olarak yaptıklarımın olduğunu inandım. Yani lezzeti de gayet güzeldi. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Ellerine sağlık Güneş Hanımcığım. Evet, maalesef ki bazen istediğimiz gibi gitmiyor yolunda bazı şeyler. Arkadaşlarınızdan 8 puan aldınız. Benden temizlik için 3, yemek için 2 puan aldınız. Toplamda 13 puan ulaştınız. Bütün eleştirilerimi tek tek yaptım röportajımda. İzlediğinizde açıklamalarımı göreceksiniz. Yine de elinize kolunuza sağlık diyorum tekrardan. Evet, kaldı 3 kişi. Nurşah, Mine, Ayşegül. Hazır mısınız? Hazır. Şimdi üçünüzden birini eleyeceğim. Bakalım o ilk isim kim olacak? Toplamda 14 puan alarak Kadir Ezildi ile Enamarat benim de 50 bin TL'ye veda eden maalesef ki bir diğer isim. Vallahi yüreğim çıkacak, kalbim çıkacak. Toplamda 14 puanla maalesef ki bu masadan 50 bin TL'ye veda ederek kalkan bir diğer yarışmacımız 14 puanla Nurşah Hanım oluyor. Evet Nurşah'cığım, maalesef olmadı. Evet. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz tekrardan her şey için. Afiyet olsun.
Nurşah, arkadaşlarından 10 puan aldın. Benden temizlik için 2, yemek için 2 puan aldın. Bunun üstüne etap da geliyor normalde ama etapta maalesef ki yeterince başarılı olamadın, yapamadın. Yoksa etap puanlarıyla birlikte temizlik puanı biraz daha yükselebilirdi. Yemek için bütün zaten yorumlarımı dinleyeceksin. Ellerine kollarına afiyet sağlık. Afiyet olsun. Toplamda 14 puanla maalesef 50.000 TL'ye veda ettin ama Nesi'yi Koçak Kapı'da bekliyor. Evet. Senin için önemli olan o galiba. Peki Ayşegül ve Mine. 50.000 TL'yi almaya hak kazanan yarışmacımız. ...50.000 TL'nin sahibi. Sağımdaki Ayşegül Hanım mı? Solumdaki Mina Hanım mı? Mina Hanım tansiyonu çıktı. Vallahi tansiyonu çıktı. 1.6'da yok vereyim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu haftanın birincisi, madalyanın sahibi, 50.000 TL'nin sahibi Ayşegül Hanım oluyor alkışlarla. Tişörtümü getirmedim. Şöyle vereyim efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ve sadece bir puan farkla 50.000 TL'nin sahibi oldu Ayşegül. Puanları merak ettim. Çok teşekkür ederim. Ne hissediyorsunuz? Cidden ilk gün. Tebrik ederim Ayşegül Hanım. Ben iddialı giriş yaptınız Ayşegül Hanım. Evet. Tişörtü giydiniz. Evet. Yani biz dedik ki herkes iddialı sonuçta. Sizin evet. gibi çok gelip de eli boş giden de oldu bu arada. Evet, evet. O yüzden aman dedik. Ama şu anda 50.000 TL'nin sahibi oldunuz. Ama ben bir şey söylemiştim. Girdiğim hiçbir şeyi kaybetmedim bugüne kadar demiştim. El becerinizde güveniyordunuz. Evet, evden evet. çıkarken evdekilere ne dediniz evet. giderken? Ben onlara birinci olup geleceğim dedim ama herkes de bana sen birinci olup geleceksin dedi. Peki, olurdu olmazdı sonuçta yarışma. Hemen puanlarınızı da söylüyorum. Evet. evet. Mina Hanımcığım arkadaşlarınızdan toplamda 13 puan aldınız. Benden yemek için 4 puan aldınız. Temizlik için 3 puan aldınız. Toplamda 20 puana ulaştınız. Maşallah. Ayşegül Hanım benden temizlik için 4 puan aldınız. Yemek ve adaptasyonunuzla birlikte, mutfak adaptasyonunuz harikaydı. Yemek için 5 puan aldınız ben benden. Biliyordum. Temizlik için 4 puan aldınız. 1 puan farklı Enem Aratberim'in bu haftaki birincisi oldunuz. Teşekkür çok ediyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür Her ederim. Zaman söylüyorum. Mutfak adaptasyonu çok önemli. Evet. Ayşegül Hanım'da da bu hafta o vardı. Evet, diliniz sivri ama eliniz de hızlı. Elinize kolunuza sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta son haftamız Enem Aratberim'de. Sezonun son birincisini açıklayacak. Bakalım önümüzdeki hafta son kez kimlerle yarışacağız? Ben de merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız aynı saatte Now ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hepinizi kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.